Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Vakit kaybetmeden buyursunlar başlayalım efendim. Biliyorsunuz geride bıraktığımız gün Boğaziçi Üniversitesi rektörünün makam aracına bir eylem gerçekleştirilmişti. Bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Rektörlük binası önündeki o olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Nerede? Terörist kimler? Şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Arkadaşlarımızı biz gözaltına aldılar. İşte teröristler. Boğaziçi Üniversitesi yine provokasyona sahne oldu. Eski rektör Profesör Doktor Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin eylemleri devam ediyor. Nerede? Terörist kimler? Şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Arkadaşlarımızı biz gözaltına aldılar. İşte teröristler. Üniversiteye önce vekaleten sonra yeni rektör olarak atanan Profesör Doktor Naci İnci de bir grup provokatörün eylemine maruz kaldı. İnci rektörlük binasından çıktığı sırada provokatörler tarafından yolu kesilmiş, hatta içlerinden biri aracın üstüne çıkmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında makam aracının üstüne çıkan kişinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Nerede? Terörist kimler? Şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Arkadaşlarımızı biz gözaltına aldılar. İşte teröristler. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 10 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı. 7'si adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden de 3'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İkisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Meclis açıldı ve grup toplantıları da başladı biliyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında konuşma yaptı. Yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı eğer uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabileceğiz dedi. İnşallah bu meclis Türkiye'nin milli iradenin temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. Biz Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz ülkemizin ilk sivil anayasasını hazırlama teklifimizde gerçekten samimiyiz. İlk grup toplantısından verdiği anayasa mesajını Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha muhalefete uzlaşı çağrısı yaptı. Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise siyasi partiler olarak zaten yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız. Erdoğan, sözü Kılıçdaroğlu'nun anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili sözlerine getirdi. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor. Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Erdoğan, ilk 4 maddeyi değiştirme fikri Kılıçdaroğlu'nun mu, CHP'lilerin iradesi mi diye sordu. CHP'nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok, eğer bu Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir.
Diğer yandan 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümündeyiz biliyorsunuz. Mecliste Kobani tartışması vardı. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmakla suçlanan Selahattin Demirtaş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden selam gönderince olanlar oldu. Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sensin. Bizim onurumuz olan Selahattin Demirtaş'a katil diyemez. Tetikçi ile birlikte azmettiren de yargılanır. Mecliste Kobani tartışması yaşandı. AK Parti ile HDP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bizim Diyarbakır namusumuzdur. Diyarbakır annelerinin yanında yer alın. PKK'ya karşıyız, teröre karşıyız diye buradan ifade edin. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmakla suçlanan Selahattin Demirtaş'a meclis kürsüsünden selam gönderince genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Bülbül'e yanıt AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eranot'tan geldi. Kobani'ye saldırıyı protesto etmek bir insan hakları görevi ve sorumluluğudur. Burada asla bir suç yoktur. Bu anlamda Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 3 Ocak 2008'de oğlumu kaybettim. Hala oğlumun katiline beddua bile etmemişim. Tetikçiyle birlikte azmettiren de yargılanır. Hani Kobani namusunuzdu, peki Diyarbakır neyinizdi? Diyarbakır da benim namusumdur ve ben bu olayı savunacağım. Tartışmaya AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da dahil oldu. Bizim elimiz bırakın silahı tek bir çakıya bile değmemiştir. Tek bir çakı bile elimize almadık dediniz, gayet güzel. Bunu teşvik edin, şiddetin karşısında olduğunuzu ifade edin ve şiddete başvuran PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi bütün terör örgütleri lanete müstahaktır diye buradan ifade edin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi zabıta ekipleri 10 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen TÜGVA Adalar ilçe binasını basmıştı. TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan zorla gasp etmiş ve İBB bağlı zabıta bir polis memurunu da yaralamıştı. Olayı hatırlarsınız. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu vakfın binasındaki yaşananları anlattı. Eminoğlu tahliye kararı nerede? İstanbul Gençliği ne bunu açıklayın diye seslendi. İBB zabıtaları TÜGVA binasını işgal etmiş, zorbalık çıkarıp polise saldırmıştı. TÜGVA Adalar ilçe binasının 10 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bina basıldı. Adalar ilçe gençlik merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış. Vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Temsilciliği binasına geldi. Kira sözleşmesi devam etmesine ve mahkeme kararına rağmen vakfın binasını basmış İBB'ye bağlı zabıtalar da vakfa ait tüm eşyaları hukuka aykırı olarak zorla el koymuştu. Baskın sırasında İBB zabıtalarının saldırısına uğrayan bir polis memuru ise o arbede de karnından yaralanmıştı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu o sabah vakfın binasındaki yaşananları A Haber anlattı. Adalardaki CHP ilçe yönetimi ve yine CHP'li İBB belediyesinin zabıtaları vakfımıza tabiri caizse 2021 yılında yani 3. Dünya ülkelerinde dahi görülmeyecek bir manzara ile birlikte vakıf kapılarının kilitleri değiştiriliyor. Gasp, vandallık, zorbalık adına ne dersek diyelim. İçeri giriyorlar. Bütün eşyaları tabiri caizse talan ediyorlar. Böyle bir zorbalıkla, böyle bir gasp yöntemiyle bizi oradan uzaklaştırmaya çalıştılar. Tahliye kararına dair ellerinde hiçbir resmi belge olmadığını söyleyen Eminoğlu, TÜGVA'nın işletmesinin üçüncü kişilere kiralanmadığının da altını çizdi. Herhangi bir tahliye kararı ile ilgili bir belge, bir bilgi şu ana kadar kesinlikle paylaşamadılar. Üçüncü şahıslara kiraladığımızla ilgili, deminki biraz önce tahliye kararındaki gibi bir belge, bir bilgi
herhangi bir not vesaire resmi veya gayri resmi bir şey açıkladıkları takdirde biz özür dileyeceğimizi ifade ediyoruz ve kesinlikle böyle bir belge de yok. Üçüncü şahıslarla alakalı kiralanma kesinlikle ve kesinlikle altını çizerek ifade ediyorum. Böyle bir çalışma yok. Eğer görmek istiyorlarsa arşivlerimize bakabilirler. Biz orada çocuklarımıza, gençlerimize temel başta dini bilgiler ve eğitimler olmak üzere sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle ilgili çalışmaları oralarda sürdürdük. Yaşanan olaya ilişkin manipülasyon yapmak isteyen İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından TÜGVA'nın işletmeyi üçüncü kişilere kiraladığını iddia etmiş ve fotoğraflar paylaşmıştı. TÜGVA mütevelli heyeti üyesi Emre Atilla yaptığı bir paylaşımda Ongun'un yalanını ifşa etti. Paylaşımda TÜGVA'lı 6 arkadaşımız CHP'li İBB zabıtası tarafından darp edilmeye çalışılmış, bir arkadaşımız yaralanmıştır. Bir polis memuru da zabıtaların saldırısı sonucu yaralanmıştır. Zabıtalar CHP'nin militanı mıdır yoksa belediye çalışanı mıdır Murat Bey? Darp raporu da burada ifadelerini kullandı. CHP'deki o darp iddiası kadına şiddet iddiası ile ilgili gelişmeler var. CHP Merkez Yönetim Kurulu önümüzdeki hafta darp iddiası gündemiyle toplanacak. Meclisteki makamında danışmanı Ezgi Şahinoğlu'nu darp ettiği iddia edilen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın disipline sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Haberi görür görmez partimizin yetkili organlarıyla paylaştık. CHP darp iddiasıyla sarsıldı. Devreye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Merkez Yönetim Kurulu'na bu konuyla ilgili gerekli bilgiyi verecekler. İddiaya göre CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, meclisteki makamında danışmanı Ezgi Şahinoğlu'nu darp etti. Şahinoğlu da olayı özel kalem aracılığıyla Genel Başkan'a iletince, Kılıçdaroğlu, yardımcıları Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca'yı konuyu araştırmak üzere görevlendirdi. Kendileri konunun taraflarıyla görüşüp Merkez Yönetim Kurulu'na bu konuyla ilgili gerekli bilgiyi verecekler ve partimizin yetkili organları da bu konuda gerekli kararı verecek. Genel Başkan Yardımcıları tarafları dinleyerek bir rapor hazırlayacak ve o rapor önümüzdeki hafta Merkez Yönetim Kurulu'na sunulacak. Hüseyin Yıldız hakkında disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmayacağına karar verilecek. Mazeret nedeniyle görev değişikliği talebinde bulunan 359 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. O savcılar arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de var. Kurulun internet sitesinde yayınlanan kararnameyle adli yargıda 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Kararnameyle ayrıca Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde yeni başsavcı vekili görevlendirmeleri yapıldı. İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 18'i firari 20 kişi yakalanmış durumda. Operasyonun detaylarını alacağız. Muhabir arkadaşım Ramazan Almaçayır bizi bekleyen isim. Ramazan günaydın, hoş geldin yayına. Neler yaşandı, nedir son durum, seni dinleyelim. Günaydın Cansın Elvacı. İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi operasyonu. İstanbul'da farklı ilçelerde 24 ayrı adreste eş zamanlı bir operasyon vardı. Daha önce FETÖ-PDY'ye soruşturmalarında firari durumda olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyondu. Bu firari durumdaki şahısların Gaybubet Evi denilen hücre evinde saklandıkları tespiti üzerine adres tespitlerinin ardından operasyon düğmesine basıldı. Gözaltı kararı verilen 28 şüpheli ile ilgili yapılan çalışmada 18 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Yine yapılan bu operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerle aynı evde saklanan iki şüpheli daha gözaltına alındı. O şüphelilerin de yine FETÖ'nün diğer konularıyla ilgili farklı dosyalardan aranan isimler olduğu tespit edildi. Böylelikle gözaltı sayısı 20'ye ulaşmış oldu.
diğer firari durumdaki şüphelilerle ilgili yakalama çalışmaları devam ederken evlerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki dijital materyallere de el konuldu ve o materyallerin de incelemesi yapılacak. Şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da emniyet yerleşkesine götürülerek ifade işlemleri başlayacak. Bir kere daha belirtelim, TEM şube ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda Gaybubet Evi denilen hücre evlerinde saklanan firari durumdaki şüphelilerden 18'i gözaltına alındı. Başka dosyalardan aranması bulunan 2 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 20 oldu. Ramazan, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Operasyonun detayları böyleydi. Bir diğer yandan bir bağlantı daha gerçekleştirelim. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'un lisans sahibi David Keynes 15 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor biliyorsunuz. O davada hakim karşısına çıktı. Asıl adı Alparslan Demir olan Keynes hiçbir şeyden haberinin olmadığını iddia etti. Detayları öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bizi bekleyen isim. Mehmet, günaydın, hoş geldin yayına. Neler anlattı? Nedir elimizdeki bilgiler? Seni dinleyelim. Günaydın Cansu Yavaşı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Baylok'un lisans sahibi olan David Keynes dün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Dilerseniz önce süreci hatırlatmakta fayda var. Hatırlayacaksınız, David Keynes Mart ayında avukatlar aracılığıyla itirafçı olmak istediği yönünde bir dilekçe göndermişti ve 9 Haziran'da da Türkiye'ye gelmiş ve burada tutuklanmasıyla birlikte tutukluluğu devam ederken dün de hakim karşısına çıkarıldı ve David Keynes'e özellikle de sizin ifade ettiğiniz gibi şu soruldu. Baylok'un ne olduğunu ve nasıl sahibi olduğunu, nasıl kullandıkları yönünde mahkeme sorusu üzerine o da 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini ve burada bir isimle, Atalar Candelen isminde biriyle tanıştığını ve oradaki o arkadaşlık sürecinde o kişinin Baylok'la alakalı olduğunu ve hatta Baylok üzerinde yeni tasarımlar ve yeni yüklemeler yapılmak istendiğini ve mobil satışların gerçekleşebilmesi için de paraya ihtiyacı olduklarını ve bunun da kendi kredi kartını verdiğini ama sahibi olması şartıyla kartını verdiğini ifade etmesi üzerine ki yeni yazılımlar yüklemek için kredi kartını kullandırdığını ve sonrasında ise tek bağlantısının aslında bu olduğunu ama nasıl kullanıldığını, ne yapıldığına dair bilgisi olmadığını söyledi ama Baylok'tan da haberdardım dedi. Ve ama bir şirketin bir çaycısı gibi düşünebilirsiniz gibi bir ifade kullandı. Yani orada bir etkisinin olmadığı yönünde bir ifade de bulundu ve sonrasında ise özellikle de devre dışı çalıştığında, kapalı devre olarak çalıştığında çok üst düzey isimlerin Baylok'u kullandığını, hakimlerin, savcıların, üst düzey kişilerin kullandığını ve sonrasında da tabii ki MIT'in bunu fark etmesi üzerine kendisinin ve yine Taşdelen isimli arkadaşının Baylok'tan çıktıklarını ifade etti ama ifadesinde aslında en çok dikkat çeken kısımlardan biri de orada Hüseyin Şentürk isimli biriyle tanıştığını ve bunun Fethullahçı terör örgütünün içerisinde olan bir isim olduğunu ve hatta aylar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de bir darbe yapılabileceği yönünde bir açıklama yaptığını ve bunun orada çok rahat konuşulduğunu ve kendisinde artık 80'ler dönemi bir Türkiye değil, nasıl bir darbe yapılabilir ki, yapılamaz yönünde bir ifadesi olduğunu ama karşı tarafında Hüseyin Şentürk, Fethullahçı üyenin de bir asker çıkar birinin kafasına sıkar ve herkes çil yavrusu gibi dağılır yönünde bir açıklamasının da olduğunu yine ifade etti ve hatta avukatları gizli kararı olmasını ifade etti ama ifadesini gizli vermek istediği yönünde belirtti. Tabii hakim bunu kabul etmedi ama kendisinin tutukluluğunun devamına 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasının istemiyle birlikte tekrar savcıya gönderdiğini ve bir kez daha savcılıkta ifadesinin alınacağını ve yeni detayların da ortaya çıkacağını açıkçası rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kendisinin yeni ifade etmek istediği bir kısım açıklamaların olduğunu belirtti diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki Mehmet, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Şimdi aslında tüylerimizi diken diken edecek bir haber var sırada. Giresunlu piyade er Yaşar Doymuş 2012 yılında Dağlıca'da şehit edilen 8 askerden bir tanesiydi. Doymuş ve 7 silah arkadaşını şehit eden PKK'lıların arasında bulunan terörist Özcan Yıldız bir tarafından Gara'da etkisiz hale getirildi. Şehit er Yaşar Doymuş'un kardeşi Muhittin Doymuş Yıldız'ın öldürüldüğü haberini alır almaz şehitliğe koştu ve ağabeyine kanının yerde kalmadığının, intikamının alındığının müjdesini verdi. Ağabeyini şehit eden teröristin öldürüldüğünü duyar duymaz mezarına koştu. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 8 askerin kanı yerde kalmadı.
MİT tarafından Gara'da düzenlenen operasyonda 8 askerin şehit edildiği Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. Allah güvenlik güçlerimize yardımcısı olsun. Terörist Yıldız'ın öldürülmesi, Dağlıca şehitlerinden biri olan Giresunlu piyade er Yaşar Doymuş'un acılı ailesinin yüreğine bir nebze de olsa su serpti. Çok mutlu olduk tabii ki. Kanın yerde kalmamasıyla, PKK'ların etkisiz hale gelmesiyle. Şehit er Yaşar Doymuş'un kardeşi Muhittin Doymuş, ağabeyinin Giresun'un Tirebolu ilçesindeki kabrine giderek kanının yerde bırakılmadığını müjdeledi. Yani sonunu inşallah bitiririz, kökü kurur. Artık sonunda yaklaştı. Yavuz sondaj gemimiz Saydarpaşa Limanı'ndan ayrıldı. Gemi doğalgaz aramalarına katılmak üzere Karadeniz'e açıldı. Yavuz sondaj gemisi boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı. Hazırlıklarını tamamlayan gemi Fatih ve Kanuni'nin sondaj test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'e açıldı. Karadeniz'de devam eden sondajlarda son bir yılda toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Yunanistan'da devam eden bir gerginlik çabası var biliyorsunuz. Aslında bu konuyla ilgili bir soru soruluyor. Neden? 63. Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri öncesi komşudan yine manidar bir hamle var. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Güney Kıbrıs'ı mevkidaşıyla bir görüşme yaptı ve Türkiye aleyhine yapılan vurgular büyük tepki çekti. Provokasyonlar, suçlamalar, gerilimi artırma çabaları. Komşu bu hamlelerinden geri durmuyor. Bu halkaya son olaraksa Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Güney Kıbrıs'ı mevkidaşıyla görüşmesi eklendi. Olağan bir görüşmenin ötesinde iki bakanın Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri öncesinde buluşması ve Türkiye'nin Akdeniz'deki hamlelerini yasa dışı eylemler olarak tanımlaması, adaların silahlandırılması konusunda geri adım atılmayacağını belirtmeleri ve Maraş adımını kınamaları tepki çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Azerbaycan temsilcisiyle bir araya geldi. Aliyev, Ermenistan'la müzakerelere hazır olduklarını belirtti. Azerbaycan, Ermenistan'la müzakere yapmaya hazır. Bu sözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ait. Aliyev, Birleşmiş Milletler Azerbaycan temsilcisi Peter Michalko'yu kabul etti. Kabulde konuşan Aliyev, Ermenistan'la ilişkilere de değindi. Aliyev, komşumuz Ermenistan'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz dedi. Barış anlaşması, sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması noktasında müzakerelere başlamaya hazırız diye konuştu. Aliyev diğer yandan Avrupa Birliği'nin aktif bir rol oynamasının sürece katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. Bunun bölgede istikrar ve barış için önemli bir faktör olabileceğini vurguladı. Rusya'da ortaya çıkan görüntüler tüm dünyanın gündeminde. Ne o görüntüler diyeceksiniz. Rusya cezaevlerinde sistematik işkenceler yapıldığına dair görüntüler. Birçok bölgede resmi bir soruşturmada başlatılmış durumda. Bu olayın detaylarını bir öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Akşin Kişiye bizi bekliyor. Akşin, hoş geldin yayına. Kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra görüntüler aslında tüm dünyanın gündemine oturdu. Gerçek mi? Neler konuşuluyor? Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Rusya cezaevlerinde cinsel istismar ve işkence şokunu yaşıyor. Ülkenin değişik bölgelerindeki cezaevlerinde mahkumlara korkunç cinsel işkence ve şiddet uygulandığını kanıtlayan videoların Rus basınında yayınlanması halkın tepkisine neden olurken bazı bölgelerde de resmi soruşturma başlatıldı. Olay Rus sivil toplum kuruluşu Gulag Ünnet'in hapishanelerdeki sistematik işkence ve cinsel istismarı belgeleyen 40 GB'lık gizli video arşivini ele geçirmesiyle patlak verdi. Sadece Rusya değil tüm dünyada yankı uyandıran videolarda
yatağa bağlı ya da yerde yatan erkek mahkumların süpürge gibi nesneler kullanılarak tecavüze uğradığı görülüyor. Başka bir videoda ise yüzüstü yatırılan bir mahkumun başına bir gardiyanın ayağıyla bastığı dikkat çekiyor. Acı içinde kıvranan mahkumların sistematik olarak şiddet ve istismara maruz kaldıkları belirtiliyor. Görüntüler sonrası Rusya Başsavcılığı soruşturma başlatırken Rusya Federal Cezaevi Teşkilatı Başkanı 3 videonun çekildiği Kazakistan sınırındaki Rusya'nın batısındaki Saratov'a bir görev gücü gönderdi. Görüntülerin basına yansıması üzerine birçok mahkum da, yani Rus basına yansıyan son haberlere göre, tecavüze uğradığı itirafında bulunurken Rusya Federal Hapishanesi'nin başkanının da istifa ettiği bildirildi. Olayın ortaya çıkması üzerine Kremlin Sarayı'ndan da bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, görüntülerin doğrulanması durumunda bunun ciddi bir soruşturma için neden oluşturacağını belirtirken, konuyu hızlı ancak sakin bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'daki erkek mahkumların gözdağı vermek ve şantaj yapmak amacıyla cezaevi yönetiminin talimatıyla diğer mahkumlar tarafından sıklıkla cinsel istismara maruz kaldıkları belirtiliyor. İnsan hakları savunucuları şimdiye kadar 40 mahkumun saldırıya uğradığını kanıtlasalar da gerçek sayıların çok daha fazla olduğuna dikkat çektiklerini diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Evet, koronavirüsle mücadele başlığıyla devam edeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımlarını da ekrana yansıtacağız. Son 24 saatteki rakamları paylaştı Sağlık Bakanı Koca. Aynı zamanda mesajları da vardı. Dilerseniz önce hızlıca rakamlara bakalım. Çünkü vaka sayısı 30 binin üzerine çıkmış durumda. 30.438, test sayısı 358.064'ü gösteriyor. Tabii vaka 30 binin üzerine çıkınca Fahrettin Koca'nın uyarıları, vaka sayıları neden düşmüyor diye soruyor. Sebeplerden üçü, toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor. Hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız dedi. Geride bıraktığımız günde de aşı olanlarla ilgili önemli bir uyarısı vardı. Toplum bağışıklığı daha sağlanmadı ama aşı olanlar için de koronavirüsün bittiği anlamına gelmiyor. Onlar da maske mesafe kuralına uyacaklar. Ben aşı oldum, bu işten sıyrıldım açıklaması ya da düşüncesi bu işi bitirmez yönünde bir açıklaması vardı. Aşı olanlara da uyarıları vardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın. Şimdi aslında sıkça sosyal medyada biz de haberlerimizde yer veriyoruz. SMA'lı hastalar için yardım kampanyaları düzenleniyor biliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın bir adımı var konuyla ilgili ki çok önemli bir adım bu. SMA hastalığına karşı önemli bir adım dedik. 81 ilde evlilik öncesi çiftlerde ücretsiz SMA taraması yapılacak. Gelin bir detaylarına bakalım. Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak. Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Bunun önlenmesi için ülke genelinde evlilik öncesi ulusal SMA taşıyıcı tarama programı başlatılacak. Program kapsamında 81 ilde evlenecek çiftler ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek. Bu kapsamda kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11'e kadar teklif toplanacak. İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor. SMA genetik geçişli bir hastalık olduğu için tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek. Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor. İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Sarıyer'de öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı. İstinat duvarı kısmen yıkılırken otomobil hurdaya döndü.
Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazada yaralanan sürücü tedavi altında. Samsun'da bir kafede oturan kuzenler iş yerinin önüne gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki kişinin yaralandığı o anlar yine güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Kafenin önüne geldi, silahını çekip kurşun yağdırdı. Görüntüler Samsun'da kayda geçti. Onur Avcı ile kuzeni Cemalettin Avcı kafede çay içiyordu. O sırada iş yerinin önüne gelen bir kişi silahıyla kuzenlere hedef aldı. Daha sonra da kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Onur Avcı ve Cemalettin Avcı ağır yaralandı. Kuzenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Antalya'da ise devlet korumasındaki çocuğu almak için eve giden sosyal hizmetler ekipleri anne ve babanın direnişiyle karşılaştı. Gözü dönen anne evi üzerlerine kilitledi kapıyı, sonrasında ateşe verdi. Neyse ki 4 çocuk ve kadın evden çıkarıldı, ancak kafeste bulunan 3 muhabbet kuşu yanarak can verdi. Saçmalık yapmıyorum. Ben bu çocuk giderse bu kelleyi keseceğim. Polise direndiler. Alın, ben böyle yanacağım. Evi üzerlerine kilitleyip ateşe verdiler. Abi tüp yok mu? Tüp. Üstelik tüm bunları 4 çocuk evin içindeyken yaptılar. Abi tüp falan mı? Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Devlet korumasına alınan bir çocuğu sosyal hizmetler ekibi polis eşliğinde almak için ailenin evine gitti. Annenin direnişiyle karşılaştı. Saçmalık yapma. Hayır, saçmalık yapmıyorum. Ben de çoluğum cenazesi bu evden çıkaracağım bugün de sonra. Ekipler çocuklarını rehin alan kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü. Ancak kadın ikna olmadı ve sonunda evi ateşe verdi. Alo. Geldi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fakat evde bulunan 3 muhabbet kuşu yanarak can verdi. Anne ile baba gözaltına alınırken devlet korumasına alınan kız çocuğu yurda götürüldü. Bu konuyla ilgili aslında onlarca, yüzlerce haber paylaşmışızdır. Görüntüleri görünce anlayacaksınız. Düğünlerdeki o magandalardan, Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Düğün magandasına müebbet hapis geldi. Kırşehir'de düğünde alkollü halde ruhsatsız silahıyla havaya ateş eden maganda aynı masada oturduğu bir kişiyi öldürdü. Yapılan yargılama sonrasında düğün magandasına bilinçli taksirle öldürme suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu. Sanığın savunmasında silahın yere düşerken ateş aldığını söylemesi üzerine tabanca yere atılarak test edildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi sanığın olayı alkollüyken silahın kontrolden çıkabileceğini öngörmesine, bilmesine ve bilebilecek durumda olmasına rağmen gerçekleştirdiğine değinerek söz konusu eylemin olası kasıtla adam öldürme suçunu oluşturduğuna karar verdi ve maganda hakkında müebbet hapis istedi. Şimdi bu haber aslında asansör bakımlarının zamanında ve düzenli yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak hepimize. Düzce'de bir kargo çalışanı dağıtım için girdiği bir sitede asansör çağırma düğmesine basıyor. Bir süre sonra kapılar açılınca asansörün geldiğini düşünen kargo çalışanı her birimizin yapacağı gibi adımını kabine atıyor. Ancak kabin orada yok. Boşluğa düşen talihsiz adam orada hayatını kaybediyor. Elinde kargo paketiyle apartmana girdi. Asansör çağırdı. Kapının açılmasıyla asansörün geldiğini düşündü ama gelen bir asansör yoktu. Adımını boşluğa atan kargo çalışanı hayatını kaybetti. Akıl almaz olay Düzce'de yaşandı. Bir siteye kargo dağıtmak için giden 36 yaşındaki Ümit Ceylan, kargoyu teslim ettikten sonra asansörle ikinci kattan inmek istedi. Asansörün kapısını açan Ceylan, asansörün geldiğini düşünerek kabine girince boşluğa düşerek zemine çakıldı.
Olayın ardından gelen sesler üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptıkları kontrolde Ümit Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de 19 yaşındaki Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıkmış durumda. Öte yandan soruşturmada tutuklu sayısı da 4'e yükseldi. Kaybolmadan önce şüpheliyle böyle yan yana yürümüş. 19 yaşındaki Irak uyruklu Salih Ali Şallap El Abaud'un Eskişehir'de kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Emniyet ekiplerinin yaptıkları araştırmada genç kızın kaybolduğu 2 Ekim gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Salih'in olayın şüphelisi Amjet M. ile birlikte yürüdüğü görüldü. Genç kızın evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan baş şüpheli Amjet M.'nin bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü, gece saatlerinde ise birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Öte yandan Iraklı kızın kaybolmasıyla ilgili tutuklananların sayısı da 4'e yükseldi. Şüpheli Amjet M.'ye yardım ettiği öne sürülen ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan 32 yaşındaki Sarhan S.A. cezaevine gönderildi. 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Iraklı genç kızın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de şüpheli Amjet M. ve ona yardım ettikleri öne sürülen kardeşiyle arkadaşı Gebze'de saklandıkları evlerde yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Fahiş fiyat ve bazı marketlerin pahalı gıda politikalarına karşı AK Parti perakende düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. O düzenlemeyle e-ticaretle uğraşana vergi muafiyeti, süpermarket ombudsmanlığı, pazar gücünü kötüye kullanmanın engellenmesi gibi başlıklar gündemde. Bu zincir marketlerdeki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Fahiş fiyatlara karşı süpermarket ombudsmanlığı geliyor. AK Parti perakende düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak üzere 4 ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. Şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin ise korunması planlanıyor. Perakende düzenlemesiyle vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Düzenlemede 1500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerin satışının yasaklanması tartışılıyor. E-ticaretle uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de gündemde. Çalışma kapsamında süpermarket ombudsmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmaları ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilecek. Gazı alan bastırıp gidiyor. Önüne gelen bakıyorsun zam üstüne zam yapıyor, zam üstüne zam yapıyor. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek. Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek. Yerli ve milli e-ticaret platformu PTT-AVM.com'da harekete geçti. Halihazırda tarım kredi kooperatiflerinin ürünlerini online ortamda satan PTT-AVM, bu dönemde bünyesindeki kooperatif ürün yelpazesini genişletecek. Fransa'dan bu görüntüleri taşıyacağız ekrana. Fransa'da öğrenciler ekonomik sorunlar yaşamaya devam ediyorlar. Bu kuyrukta gördüklerinizde öğrenciler, salgının etkisi ve artan enflasyon sonucu yaşanan ekonomik kriz öğrencileri de vurmuş durumda. Üniversite öğrencileri gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım derneklerinin önünde işte böyle uzun kuyruklarda beklemek durumunda kalıyor. Fransa'da üniversiteliler gıda ihtiyaçlarını karşılamak için uzun kuyruklarda bekliyor. Salgın tedbirlerinin gevşetilmesi öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunları çözmeye yetmedi.
Paris'teki yüksek kiralar ve öğrencilere yönelik iş imkanlarının azlığı nedeniyle binlerce kişi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Ekonomik sorunların üstesinden gelemeyen üniversite öğrencileri gıda yardımı yapan derneklere yöneldi. Başkent Paris'te yardım derneklerinin dağıttığı gıda paketini almak isteyen öğrenciler uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Daha önce yaptığı çocuk bakıcılığı işini kaybeden, hiçbir yerden burs da alamayan üniversite öğrencisi Aksel, devletin öğrencilere yeterli yardımı yapmadığını söyledi. Beslenmek için kazandığım ek gelirim yok artık. 100 euro kira yardım alıyorum. Kira ödemek ve gıda alabilmek için yeterli değil. Ailelerde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Devletten ekonomik yardım bekliyoruz. Gabriela ise üniversitede eğitim görmek için Polonya'dan geldiğini aktardı. Ancak geldiği günden bu yana ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini anlattı. Fransa'dan daha az zengin bir ülkeden geliyorum. Ancak burada eski standart bir yaşamı elde etmek kolay değil. Aldığım gıda yardımı ekonomik olarak beni rahatlatıyor. Amerika'nın Texas eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde okullarda yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklenmiş durumda. Saldırının bu kez adresi Dallas'ın batısındaki Arlington Timberview Lisesi oldu. Saldırıda 3 öğrenci, 1 öğretmen, 4 kişi yaralandı. Polis yetkilileri saldırının öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Kaçan saldırganın 18 yaşındaki Timothy George Simpson adlı öğrenci olduğu belirlendi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, FBI ve polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Efsane boksör Muhammed Ali'nin çizdiği resimler New York kentindeki bir müzayede evinde açık arttırmaya çıkarıldı. Ünlü boksörün çizdiği resimler ve eskizlerden oluşan koleksiyon tam 1 milyon dolara alıcı buldu. Ambitious, driven Cassius Clay becomes... Spor dünyasının yıldızı, tüm zamanların en iyi boksörlerinden Muhammed Ali. Kariyeri boyunca sadece 5 maç kaybeden ünlü boksörün çizdiği resimler açık arttırmaya çıkarıldı. Muhammed Ali'nin çizdiği resimler ve eskizlerden oluşan koleksiyon tam 1 milyon dolara satıldı. New York'taki müzayedede ünlü boksörün 26 çizimi yer aldı. Sting Like a Bee, yani arı gibi sok isimli resim tahminlerin 10 katına tam 425 bin dolara, yani yaklaşık 3 milyon 800 bin liraya alıcı buldu. Muhammed Ali boks tarzını kelebek gibi uçup arı gibi sokmak olarak tanımlıyordu. 2016'da hayatını kaybeden Muhammed Ali, sporculuğunun yanı sıra aktivizmi ve şiirleriyle de biliniyordu. Fakat ressamlığı daha önce pek gündeme gelmemişti. Satışın gerçekleştirildiği Bonhams Müzayede Evi, Muhammed Ali'nin hayatı boyunca çizim yaptığını, profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından bunun için cesaretlendirildiğini, bir spor ressamından da ders aldığını açıkladı. Burası Çin. Çin'de yaşlı bir kadın, otoyol görüyorsunuz, gidiş geliş oldukça işlekli bir yol. Yaşlı bir kadın yolun ortasına karşıya geçmek istiyor kısa yoldan. Araçlara aldırış etmeden önce yolda yürüyor o kadın. Karşıya geçebilmek için de o geçişleri engelleyen parmak bariyerleri gördüğünüz gibi boydan boya bir güzel sallayarak deviriyor. İşte sonrası. Yaşlı bir kadın otoyolun ortasında yürüdü, kestirmeden karşıya geçmek istedi. Geçecek yer bulamayınca yolun ortasındaki bariyerleri yıktı. Görüntüler Çin'den. Çinli kadın metrelerce uzayan bariyerleri defalarca salladı. Bariyerleri yere düşürüp üstünden geçen kadın, araçlara aldırış etmeden yolun ortasından yürümeye devam etti. O anlar böyle görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler üzerine Çin polisinin bariyerleri yıkan kadını soruşturduğu bildirildi.
Döneceğiz yurda. Sivas'ın Ulaş Gölü'nde bilinçsiz sulama ve kuraklıktan dolayı oksijen miktarı düşünce balık ölümleri başlamış durumda. Karacalar Barajı'nda ise su zaman içerisinde 300 metre çekildi. Öyle ki bazı alanlar şimdilerde tarım arazisi olarak kullanılıyor. Sudaki oksijen miktarı azaldı, toplu balık ölümleri yaşandı. Korkutan bu manzara Sivas'ın Ulaş Gölü'nden. 2016 yılında ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescil edilen göl, bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle alarm vermeye başladı. Sudaki oksijen miktarı düşünce de yüzlerce balık kıyıya vurdu. İklim değişikliklerinden dolayı bayağı bir suda çekilme oldu. Bilinçsiz sulama da var tabii. Göle bağlantısı olan suyun da azalması sebebiyle bayağı bir su çekildi ve hayvan ölümleri, balık ölümleri falan gerçekleşti. Çevre sakinleri yaşanan durumdan endişeli. Çevreyi korumalıyız, sularımızı idareli kullanmalıyız. Bu görüntülerse Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı'ndan. Çok güzeldi, balık falan tutardık, hatta aşırı yüksekti. Evlerimizin altına kadar da gelmişti. Yani ben evden olta attığım zaman baraja gittiğini görüyordum yani. Barajın suyu zaman içerisinde 300 metre çekildi. Bazı alanlar tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı. Çiftçi tekrardan suyun altından çıkan yani yerlerini sürdü yani. Barajda yıllar içerisinde meydana gelen değişim uydu görüntülerine de yansıdı. Elazığ Kevan Baraj Gölü kıyısındaki Çağlar Köyü'nde ise kuraklık nedeniyle suyun çekildiği alanlara vatandaş şeker pancarı ekti. Köylüler ürünlerini hasat etti. Şu anki bulunduğumuz alanda bir tek faydası oldu diyebiliriz. Suların çekilmesiyle çiftçilerimiz boş kalan arazileri güzel değerlendirdi. Fabrikamız içinde pancar ham madde oluştu. Bir ara verelim, saat başında devam edelim. Günaydın, A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajansı bugün de yeni saat dilimine başlıyoruz. Gelsin bizim öne çıkardığımız başlıklar, hızlıca birlikte göz atalım. Ardından detaylara geçeceğiz. Meclis Genel Kurulu'nda öğrenci yurdu tartışması yaşandı. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri karşı karşıya geldi. O anları ekrana taşıyacağız az sonra. Ve İstanbul Şişli'de ilginç bir inşaat hikayesini de getireceğiz ekranlarınıza. Yeni yapılan bir bina hemen yanındaki binaya dayandı. Camların önünü tamamen kapadı. O binaya da birlikte göz atacağız. Asya'da yeni bir gerilimin fitili ateşlenmiş durumda. Hayvan geçen hafta Çin'e ait uçakların hava güvenlik bölgesini ihlal ettiğini duyurmuştu. Çin basını ise savaş uyarısı yaptı. Ve geçmiş yıllarda dört büyüklerde forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formaları internet üzerinden satışa çıkarıldı. Milyonluk formalara da birlikte bakacağız. Son başlıkta Brezilya'dan amatör ligde kan donduran bir olay yaşandı. Hakemin kararını beğenmeyen bir futbolcu hakeme saldırarak kafasına tekme attı. O anlara da bakacağız. Hemen başlayalım. İran'dan İtalya'ya mermer taşıyan bir tırdan şüphelenen ekipler harekete geçtiler. Yapılan aramalarda tırın kapaklarına gizlenmiş 85 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ramazan Almaşayır bizi bekliyor. Ramazan, günaydın, söz sende. Günaydın Cansın Elvacı. Gerçekten önemli bir operasyondu. Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirilme hikayesi ise oldukça ilginç. Ekiplerin dikkati sayesinde bu uyuşturuculara da el konuldu. İşte şu anda burada sergisi yapılan uyuşturucuların nasıl yakalandığını anlatmaya çalışalım. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri İran'dan İtalya'ya mermer yükü götüren bir tırın X-ray geçiş sırasında şüpheli bir yoğunluk tespit etti ve o şüpheli yoğunluğun üzerine de bu tır inceleme kontrol noktasına alındı. Tabii bu noktada da devreye hemen hassas burunlu narkotik köpekleri girdi. Yapılan incelemede köpeklerin ısrarla belli noktalardaki huysuz hareketleri ve yaptığı çalışma neticesinde şu anda göstereceğim işte bu dorse kapaklarının içerisine uyuşturucuların zula yapıldığı tespit edildi. Hemen kameraman arkadaşım Ömer'den rica edeceğim. Bu şekilde paketlenmiş halde
dorse kapakları içerisine yerleştirilen uyuşturucular ekiplerin dikkati sayesinde bulunmuş oldu ve bu uyuşturucu nakliyesinin de önüne geçilmiş oldu. Bir başka dikkat çekici nokta da şu an kurumuş halde, ancak işte zehir tacirleri bu uyuşturucuların narkotik köpekleri tarafından bulunmaması için buraya toz halinde kırmızı bir biber serpmişler. Belirlenen tespitlerde bu biberlerin aslında uyuşturucunun kokusunu engellediğini ve köpeklerin bulmasının önüne geçmek için aldıkları bir tedbirdi. Ancak yine hassas burunlu narkotik köpeklerinin bu başarılı çalışması neticesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturuculara el koydu. Bir kere daha gösterelim. Bu şekilde bu noktalara zulalanmış bir haldeydi. Şüpheli görülen tır kontrol noktasına getirildikten sonra dikkatli bir şekilde açıldı bu kapaklar. Dorse kapaklarındaki uyuşturucuya el konuldu. Toparlayacak olursak, İran'dan mermer yüküyle İtalya'ya gitmek üzere hareket eden tır Pendik'teki kontrol noktasında, Pendik Limanı'nda başarılı bir operasyonla içerisindeki uyuşturuculara el konuldu diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Peki, Ramazan Almaçayır'a ve Ömer Er'e teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Mecliste yaşananlarla devam edelim. Genel kurulda öğrenci yurdu tartışması vardı. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri karşı karşıya geldi. AK Parti Sinop milletvekili Nazım Maviş, CHP'nin iddialarına meclis kürsüsünden sert tepki gösterdi. Hani yurt sorununu genel başkanınız bir yılda çözeceğim diyordu ya. Ülkenin gençlerini bu hale getirmekte. Dönsün de İstanbul Belediyesi'ne baksın, Muğla Belediyesi'ne baksın, Eskişehir Belediyesi'ne baksın. Bildiğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Arkadaşlar müsaade misiniz, bakın Sayın Grup Başkan Vekili ayakta bekliyor. Yeni yasama yılının ilk toplantısında tansiyon yükseldi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Buradan yalanla, iftiralarla AK Parti'yi karalayamazsınız. İşiniz gücünüz yalan, işiniz gücünüz iftira. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, muhalefetin öğrenci yurtları ile ilgili iddialarına sert tepki gösterdi. AK Parti iktidarları döneminde yurt sayısının 190'dan 778'e çıktığını hatırlatan Maviş, bu yıl başvuru yapan üniversite öğrencilerinin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini dile getirdi. Meclis kürsüsünden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Evet, biz bütün bunları yaparken siz Eskişehir'de belediye başkanınız eliyle Yunus Emre yurdunun yapımını durdurdunuz. Biraz önce Muğla'dan bahsetti arkadaşım, gitsin görsün. Muğla'da belediye başkanınız 4000 kapasiteli yurdun 2 yıldır foseptiğini bağlamıyor. Beşiktaş'ta Abdülpekçi yurdunun yapımını belediye başkanınız engelledi. Otlu yurduna Çankaya Belediye'niz mühür vurdu. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi olarak bizim temelini attığımız, inşaatına başladığımız Küçükçekmece ve Bağcılar'daki yurtları 2,5 yıldır çürümeye terk ettiniz. Kılıçdaroğlu'nun KHK'larla ilgili vaatleri de tartışmalara neden oldu. FETÖ şu anda CHP'nin üst aklı, üst aklı. CHP şu anda FETÖ tarafından yönetiliyor. Siz kanun hükmünde kararnameyle devlete, millete meydan okuyan FETÖ'yü affedeceğinizi ifade ediyorsunuz. Genel başkanınız bunu ifade ediyor açık ve seçik olarak. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise CHP'ye Atatürk eleştirisinde bulundu. Bakın HDP her defasında çıkıyor Mustafa Kemal Atatürk'e adeta katil yaftası yapıştırırken kalkıp bunlarla alakalı olarak tek kelam etmediğiniz bir ortamda çıkın önce Dersim'i anlatın, çıkın önce Şeyh Said isyanını anlatın, çıkın önce Koçgiri isyanını HDP'ye anlatın, bir aranızda anlaşmaya bakın bakalım. Meclis gergindi. Türkiye'de muhalefet ülke sorunlarına çözüm ve alternatif üretmek yerine atılan adımları karalama ve tümden karşı çıkma politikası uyguluyor. Salgından orman yangınlarına, depremlerden ekonomiye, muhalefetin Türkiye'nin sorunlarına dair çözüm önerileri neler? O önerilerin gerçekliği var mı? Muhalefet büyük yatırımların neden karşısında? Birçok soru var akıllarda. Gelin birkaçını haberimizde cevap arayalım. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Türk siyasetinin son döneminin belki de en kronik problemi ana muhalefet. Yapılan yatırımlara, atılan adımlara, yeniliklere, çözüm önerilerine karşı toptan red politikasıyla çıkıyor siyasetçiler kürsülere.
Türkiye'nin sorunları elbette var ama muhalefet her şeyi eleştirmekten yeni bir çözüm sunamıyor. Şimdi ne demek istedik? Birkaç örnekle detaylandıralım. Mesela CHP'nin ekonomi politikasının özeti şu cümle aslında. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacağız. Ve işsizlik. 10 milyon işsizimiz var. 10 milyon. 10 milyon işsiz. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele bitiyor. Pandemiye dair çözüm önerilerini de dinleyelim muhalefetin. Kahveler açık, güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Zeydan Karalar 1000 yataklı Sahra Hastanesi yaptı. 1000 yataklı. 45 günde değil. Mega projeler bir yana, proje üretme derdinde bile olmayan muhalefet, yapılan büyük yatırımlarınsa her zaman karşısında oldu. İş tehdit boyutuna bile ulaştı. İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir veya gelir de ihalesini alırsa ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. Hayatı boyunca devletten aldığı maaş dışında bir iş yapmamış, yatırım nasıl yapılır, işletme nasıl kurulur, iş nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zül addediyor. Ve doğal afetler. CHP yönettiği belediyelerde depreme ayrılan bütçeleri azaltırken, afetzedelerin yaralarının kısa zamanda sarılmasına rağmen her depremden sonra işte bu soruyu sordu. 17 yıldır iktidarsınız ve deprem vergisi alıyorsunuz. Az önce rakamları söyledim. 34 milyar dolar. Elazığ'da, Malatya'da ve bilinen tüm deprem bölgelerinde can kaybını ve tahribatı önlemek için neler yaptın? Muhalefet orman yangınlarıyla mücadelede de çözüm üretmek yerine karalama kampanyalarına öncülük etti. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Terörle mücadele adına önemli bir son dakika gelişmesi var. Ekranlara da yansıyor. Interpol tarafından aranan, kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DH'lı terörist Ankara'da yakalandı. Detaylarını öğreneceğiz bu işi. Muhabir arkadaşım Murat Sekban Ankara Büro'da bizi bekliyor. Murat, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar, seni dinleyelim. Cansın Elbacı, Ankara Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri ortaklaşa oldukça önemli bir operasyonun altına imza attılar. Bir süredir teknik ve fiziki takipte oldukları Rus uyruklu DH'lı teröristi bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Burada önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu terörist uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilmişti ve o andan itibaren de istihbarat ekipleri tarafından adım adım takip edildi ve Ankara'ya geldiği kaldığı noktada belirlendikten sonra bu sabah itibariyle de o evde operasyon düzenlendi ve sabah saatlerinde de Rus uyruklu o terörist kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Tabii evde yapılan aramalarda da örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Yine teröriste ait 4.800 dolar, 8.000 ruble ve 16.800 lira Türk parasının da nakit paranın da ele geçirildiğini de belirtmiş olalım. Ayrıca yine bu teröriste ait Suriye kimlik kartına da sahte Suriye kimlik kartına da ekipler tarafından el konulmuş durumda. İstihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonu, Ankara Emniyeti'nin gerçekleştirdiği bir operasyon ve şu an itibariyle o teröriste terörle mücadele şube ekipleri tarafından alındı ve emniyetteki ifadesi de devam ediyor. İfadesinde, sorgusunda anlatacakları önemli. O kapsamda operasyonun ve soruşturmanın da kapsamının genişlemesi bekliyor. Peki Murat, teşekkür ediyorum. Önemli bir son dakika gelişmesiydi. Devam edeceğiz. TÜGVA'nın o binası ile ilgili son durumu öğreneceğiz. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi zabıta ekipleri 10 yıllık sözleşme olmasına rağmen TÜGVA Adalar ilçe binasını basmışlardı. TÜGVA'ya ait eşyalar herhangi bir kayıt dahi tutulmadan zorla gasp edilmişti. Şimdi o noktaya bir gidelim. Muhabir arkadaşım Tülay Ayçiçek, bizi bekleyen isim.
Tülay, hoş geldin yayına. Şimdi elimizde ne gibi bilgiler var? Çünkü anlaşılabilir bir durum değil aslında. Mahkeme kararı yok sayılıyor. Bir yandan kira sözleşmesi hali hazırda var ve 10 yıllık bir kira sözleşmesinden bahsediliyor. Peki bu bina neden boşaltıldı? Günaydın, iyi yayınlar Cansın Elvacı. Tabii sizin de dediğiniz gibi daha belirsizlikler hala sürüyor, devam ediyor. Çünkü henüz belirlenen bir mahkeme kararı yok. Onları da hemen söyleyeceğiz. Ancak iki gündür adalarda tahliye gerilimi devam ediyordu. Ancak bugün itibariyle, yani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bugün biraz daha, yani bir önceki günlere göre biraz daha sakin olduğunu görebiliyoruz. Yani özellikle de biz dün yine aynı saatte burada bulunuyorduk. Bina önünde bulunuyorduk, ancak gerek ada halkı olsun, zabıta ekipleri olsun, polisler olsun bu noktada bekleyişlerini sürdürüyordu. Oldukça kalabalık ve arbede yaşanmıştı. Bunları söyleyebiliriz, ancak bugün sakin. Evet, peki ne oldu? Süreç nasıl ilerleyecek? Çıkan karar ne olacak? Hemen onları söyleyelim, biraz geçmişe gidelim. TÜGVA Adalar İlçe binasının 10 yıllık sözleşmesi vardı malum, bildiğimiz üzere. Ancak kira sözleşmesi ve mahkeme kararına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri binaya hiçbir özellikle de önceden haber vermeden gelip burada eşyaları habersiz bir şekilde tahliye etti. Tabii hukuksuz olarak binadan çıkartıldı. Öncelikle şunu belirtelim. Tabii TÜGVA çalışanlarının iddialarına göre boşaltmaya gelmeden 3 gün önce de zabıta ekipleri habersizce gelip yine aynı şekilde kilitleri değiştirdi öncelikle. Sonra ise yine habersiz bir şekilde TÜGVA'nın bütün eşyalarını zabıta ekipleri tarafından hukuksuz bir şekilde işte gördüğünüz bu binadan çıkartıldı. İçeride gördüğünüz masa olsun, aklınıza gelecek bütün eşyalar olsun zorbalıkla hatta çıkartıldığı iddia ediliyor. İşte bu hemen bu binanın önünde kamyonlara yüklenerek araç içindeki eşyalar tahliye edildi. Peki üstelik bundan sonra ne olacak derseniz özellikle TÜGVA çalışanlarının iddialarına göre İstanbul Valiliği ve Ada Kaymakamlığı İBB'nin tahliye kararını reddetmesine rağmen bu binaya gelip hukuksuz bir şekilde eşyaların tahliye edildiği söylendi. Tabii bu iddialar üzerine tabii açıklamalar da geldi. Hemen o açıklamaları da sizlere söyleyeyim. TÜGVA'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel hukuka tabi sözleşmemize haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve haksız feshettiğinin tarafımızca beyan edilmemesi üzerine kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmesine rağmen gelip eşyaların boşaltıldığını, hukuksuz bir şekilde boşaltıldığını iddia etti, belirtti Twitter hesabından diyelim ve sözü tekrar merkeze bırak. Tülay, teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Bakalım sonucu ne olacak? Bir yandan da takip ediyor olacağız. Takip ettiğimiz bir diğer konu. Ticaret Bakanlığı zincir marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor bir yandan, biliyorsunuz. Biz de A Haber olarak marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmaya devam ediyoruz. Dün bakliyat ürünlerine bakmıştık. Temel gıda maddelerine, temizlik ürünlerine. Şimdi de bebek bakım ürünlerini mercek altına aldık. Temel bebek bakımında yalnızca 5 kalem üründe 2 market arasındaki fiyat 100 lira olarak çıkıyor. Elbette bu daha da yükselebiliyor. Gelin bir birlikte bakalım. Cross Market'te 800 gram Spotify bebek maması 123 liralık çıkmış. Zincir Market'te aynı bebek bezi, aynı gramaj 144 lira 90. Cross Market'te Zincir Market'te aynı markanın 1 litre sütü 7 lira 95 kuruş. Gross marketlerle zincir marketler arasındaki tek üründe fiyat farkı onlarca lirayı bulabiliyor. Bunlardan biri de bebek maması. A Haber ekibi olarak marketlerdeki fiyatları incelemeye devam ediyoruz. Bugün de bebek bakım ürünlerini mercek altına alacağız. Bir zincir markette, bir gross marketteki bebek bakım ürünlerinin fiyatları arasında ne kadar fark olduğunu göreceğiz. Hadi hep birlikte alışverişe çıkalım. Bebek bakımında fiyat farkının en yüksek olduğu iki ana ürün, bebek maması ve bebek bezi. Gross Market'te 800 gram Spotify bebek maması 123 liralık çıkmış. Zincir Market'te aynı bebek bezi, aynı gramaj 144 lira 90. İki market arasında yalnızca mamadaki fiyat farkı 20 liranın üzerinde. Gross Market'te maxi paket 4 numara 46'lı bebek bezi
68,90 lira. Zincir markette aynı markanın 68'li bebek bezi 141,90. Market müşterilerine özel 109,90. Bebek bezinde de fark küçümsenemeyecek kadar fazla. Genel toplamda birkaç kalem üründe bile makas açılıyor. 800 gramlık mama gross marketlerde 123,90, zincir marketlerde ise 144,90 lira. Aradaki fiyat farkı 21 lira. Gelelim ıslak mendile. 90'lı paket ıslak mendil gross marketlerde 6,90 lirayken bu fiyat zincir marketlerde 1,090 liraya çıkıyor. Aradaki fiyat farkı 4,41 lira. Sütte de iki market arasında fiyat farkı var. 1 litrelik süt gross marketlerde 6,45, zincir marketlerde ise 7,95 lira. Fiyat farkı 1,5 lira. Ve fiyat farkının en fazla olduğu ürünlerden biri şampuan. 750 mililitrelik şampuan gross marketlerde 15,90 lirayken, zincir marketlerde 25,90 lira. Arada 10 lira fiyat farkı var. Aralarında sadece birkaç kilometre olan iki market arasında yalnızca 5 kalem bebek bakım ürünündeki toplam fiyat farkı ise 99 lira 91 kuruş. Fahiş fiyatlar tıpkı temel gıda ürünlerinde olduğu gibi bebek bakım ürünlerinde de kendini gösteriyor. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin sahadaki çalışmaları ise devam ediyor. Bilim Kurulu bir kez daha koronavirüsle mücadelede son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz BioNTech aşısı yaptıranların üçüncüyü yaptırmalarına gerek olmadığını açıkladı. Elbette daha fazla açıklamada var. Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşım Ece Altuğ bu kez bizi bekleyen isim. Ece, hoş geldin yayına. Neler söyledi Bakan Koca? Seni dinleyelim. Günaydın Cansın. Dün aslında daha önceki günlerde olduğu gibi cevap bekleyen bir soru vardı. İki doz BioNTech aşısı yaptıranlar üçüncü dozu ne zaman olacak? Şunu söyleyebiliriz ki yakın zamanda olmayacak. Çünkü hatırlanacaktır, Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz Nisan'da ilk doz BioNTech aşıları yaptırılmıştı. Dolayısıyla iki doz BioNTech aşısını yaptıranların üzerinden şu an 4-5 aylık gibi bir süre geçmiş bulunuyor. Daha önce de ifade edilmişti, 8-9 ayın ardından üçüncü doz BioNTech aşıları açılabilir denmişti. Dolayısıyla buna benzer bir ifade de kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada. Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur dedi. Henüz koruyuculuğunun devam ettiğini vurguladı BioNTech aşısı yaptıranlarda ve virüse yakalanan aşı olmuş vatandaşlara ilişkinde incelemelerin devam ettiğini vurguladı. Altını çizdiği bir başka konu daha vardı. O da son günlerdeki vaka artışı. Baktığımız zaman 28 bin 30 bin bandında görüyoruz vaka sayısını ve bunun %50'sinden fazlasını da 30 yaş altı kişilerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle de bir veri var ki gençler daha fazla hastalığa yakalanıyorlar. Ancak hastaneye yatış oranları büyüklere nazaran, daha ileri yaştaki kişilere nazaran çok daha az. Dolayısıyla bir hastane yüküne yol açmıyorlar. Ama bu sefer şöyle bir tehdit oluşuyor. Aile içi bulaşı artıyor ve şöyle de bir bilgi paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ay içinde vefat eden vatandaşlarımız için de en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır dedi. Ve buradan da aslında bir aşı çağrısı yaptı yeniden Bakan Koca. Son olarak da o notu aktaralım. Aşıyla toplumsal bağışıklığı sağlamadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değil dedi. Aşıyla toplumsal bağışıklığı elde etmenin de en hızlı yolu kısa sürede aşı olmaktır ifadesini kullandı. Lütfen vakti gelen aşısını olsun, eksik aşılı kimse kalmasın çağrısını yaptı Bakan Koca. Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada öne çıkan mesajlar bu şekilde edeceğiz. Ece, teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Ankara'dan sözü alalım. Aslında bir yandan da biliyorsunuz ekiplerin denetimi sürüyor bu konuyla ilgili. Bolu polisi kentin kalabalık noktalarında maskesiz gezen vatandaşları uyarmak için denetime çıktılar. Bir vatandaş polisi karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Şapkasıyla yüzünü kapatıp çaktırmadan dönmeye çalışırken gülümsedi. Polisi gören maskesiz vatandaş ceza yiyeceğini sanıp şapkasıyla yüzünü kapattı. Gülümseten anlar Bolu'da kayda geçti. Yeni tip koronavirüsün bulaş riskini azaltmak için polis kalabalık caddelerde denetim yaptı. Maskesiz gezenleri tek tek uyardı.
Maskesini aksesuar gibi bileğine takan bir vatandaşsa polisi karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Şapkasıyla yüzünü kapatıp geri dönmeye çalıştı. Neyse ki polis kimseye ceza yazmadı. Vatandaşsa şapkasını başına, maskesini de yüzüne takıp yoluna devam etti. Şimdi açılışta bir haber aktarmıştık. İstanbul Şişli'den yeni yapılan bir bina hemen yanındaki binaya dayanmış ve diğer binanın camlarının önünü tamamen kapamıştı. Peki ne oluyor aslında orada diye soracağız. Şimdi bu inşaatın hikayesini öğreneceğiz. Şişli'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşım Çağdaş Evren Şenlik bizi bekleyen isim. Çağdaş, şimdi iki bina var. Bir tanesi eski. Diğeri yeni yapılmış bir bina. Yapılan çalışmalar, incelemeler sonucunda eski binanın mı araziyi aslında işgal ettiği söyleniyor? Ne yaşanıyor orada? Oldukça garip bir apartman hikayesinden bahsediyoruz. Aslında hiç vakit kaybetmeden hemen o iki apartmanı ekranlarınıza taşıyalım. Bir yandan da hikayenin detaylarını sizlerle paylaşalım. Öncelikle Şişli Feriköy mahallesindeyiz. İlk başta bu iki apartmana baktığımız zaman yeni yapılan inşaatın hatalı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak durum hiç de öyle değil. Şişli'de yeni yapılan bir bina hemen yanındaki binaya dayanmış durumda. Camların önü tamamen kapanmış. Aslında sosyal medyada da tepki çeken bu olaya bir metrelik işgal neden olduğu ortaya çıktı. Hemen sağ tarafta bulunan sarı apartmanlı bina 1981'de yapılan bir bina olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yapılan o bina ruhsatsız olduğu tespit edildi. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine bu noktaya belediye ekipleri tarafından incelemeler yapıldı ve aslında sağ tarafta bulunan Arslan apartmanı görmüş olduğunuz gibi biraz önce de ifade ettiğim gibi hatalı bulundu ve aslında artık Arslan apartmanı sakinleri bir zamanlar çay içip dışarı izledikleri camdan şimdilerde inşaatı izliyor. Görmüş olduğunuz gibi eski apartman 40 yıl önce yapıldı ve aslında o apartmanın arsa işgali yaptığı da ekiplerce tespit edildi. Arslan apartmanı belirttiğim gibi 1981 yılında kaçak olarak müteahhite yaptırıldı ve o dönem inşaatı yapan müteahhit yandaki arsayı 1 metre işgal etti. Aradan yıllar geçti ve 2018'e gelindiğinde boş arsada işte tam da görmüş olduğunuz bu inşaat başladı ve Arslan apartmanın arasına girdiği inşaatın sahipleri binayı görmüş olduğunuz gibi yine apartmana dayamış durumda. Hatta arada neredeyse ince bir kağıdın geçeceği kadar bir boşluk kalmış durumda. Kameraman Ahmet İnal şu an ekranlarınıza taşıyor. Elbette yayın öncesinde bu noktada bulunan mahalle sakinleriyle de konuşma fırsatımız oldu. İddialar şu yönde: hem yeni yapılan inşaatın sahibi hem de eski apartmanın sahibiyle bir zıtlaşma, bir tersleşme olmuş durumda ve artık yeni yapılan inşaat görmüş olduğunuz gibi 40 yıllık olan Arslan Apartmanı'nın camlarına dayanmış durumda. Toparlayacak olursak, yayının başında da ifade ettiğim gibi Şişli Belediyesi ekipleri bu noktaya geldi, incelemelerde bulundu ve 1981 yılında yapılan Arslan Apartmanı'nın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Kısacası bu konu tamamen arsa işgali yönünde diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Çağdaş, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Çağdaş orada neler yaşandığını, durumun nasıl olduğunu anlattı. Bir yandan bu çok güleriz Laz müteahhit fıkraları gibi ama bir yandan işin tabii korkutucu boyutu da var. Bunu da konuşacağız. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen'le birlikte. Nihat Bey, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Şimdi muhabir arkadaşım o iki binanın olduğu noktada seyircilerimize bir yandan görüntüleri de taşıdık biz ama onun söylediği oldukça dikkat çeken bir şey vardı. Bir ince kağıdın geçebileceği kadar bir boşluk kalmış iki apartman arasında diye. Şimdi madem öbür bina bir alan işgal ediyordu, öbür binanın inşaatı neden başlatıldı? Diğer bina yıkılmak durumunda kalırsa yeni yapılan bina hasar görmeyecek mi? Deprem tehlikesi bir yandan o kadar çok soru geliyor ki akla. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi tam bir Karadeniz ıslasıyla karşı karşıyayız. Efendim, hep şunu söylüyorduk. Türkiye'de mevcut yapı stoğumuzun yaklaşık %60 civarında olan binalarımız ya kaçak ya da ruhsat veya eklerine aykırı olduğunu hep ifade ediyorduk. Özellikle tabii bu sonuca biz 1999 Marmara depreminden sonra ve 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanundan sonra incelemeler yaptığımızda bu sonuca vardık. Sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi 40 yıl önce yapılan bir bina, anlıyoruz ki ruhsata
ruhsat ve onaylı projesine göre aykırı olarak yapılan bir bina. Yeni inşaat ruhsatı alan bir bina da kendine sağlanan imar yönetmeliğinin haklarına göre inşaatını devam ettiriyor. Tabii burada yerel idareye de biraz sorumluluk düşüyor. Neden? 1981 yılında yapılan bu bina bir müteahhit vasıtasıyla yapıldığına göre büyük bir ihtimalle inşaat ruhsatı alarak yapılmış bir bina. O tarihlerde belediyelerde bizim mıntıka mühendisi dediğimiz bölge sorumluları vardı. Bu inşaatlar zamanında demek ki denetlenmedi. Yani gene geliyoruz, Türkiye'deki denetimsiz bir yapı kitlesinin hala mevcut olduğunu görmekteyiz. Bunun gibi birçok yerde var. Sadece Şişli'de yok. Anadolu'nun birçok yerinde bunları görmek mümkün. Her yerde böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Tam bir Karadeniz fıkrası. Yani aradan kağıt geçmeyecek şimdi. Bir camdan diğer bir betona geçme imkanı var. Tabii burada yerel idarenin bu tecavüzlük kısmı mutlaka oradaki mülkiyet sahiplerini ihtar ederek tecavüzlük kısmı yayıtılıp kesilip uygun projesine göre mutlaka yapılması gerektiğini ihtar etmeleri gerekiyor. Şimdi bu nedenle tabii o vatandaşlarımız da şaşırmış durumda ama anlıyorum ki o bina iskan almamış bir bina. Sadece inşaat ruhsatını almış, yan bahçe tecavüzü olması sebebiyle komşu parseli neredeyse bidişik olan olarak yapılmış bir bina. Yani burada yeni binanın yapan kişilerin herhangi bir usule uygun davrandığını görmüyoruz ama eski binanın usule uygun yapılmadığı ve belediyenin de buna göz yumduğunu zannediyorum veya ihmal ettiğini görüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen bizimle birlikteydi. Aslında bunun sadece bir örnek değil, birçok örnek olduğunu ve bir yandan da denetimle ilgili sıkıntılarını da altını çizdi. Şimdi İstanbul'dan bir haber yine. İstanbul'da bu sıralar bir kuyruk çilesi var. İstanbul kartlarını ilk kez almak veya yenilemek isteyenler metrelerce uzayan kuyrukta beklemek zorunda kalıyorlar. İBB yönetimine tepki gösteren İstanbullular kart merkezlerinin sayısının artırılmasını istiyor. Şu anda ameliyattayım ben. Hani fizik tedavi gördüğüm halde ayakta zor diyelim. Yarım saati çok fazla geçti diyelim burada. Bir de arabada ayakta geldiğimi düşün. Kuyruğu görünce şaşırdınız mı? Tabii ki de şaşırdım. Ben bunun ne kuyruğu olduğunu bile anlayamamıştım. İstanbul kart için bu kadar beklenir mi bilmiyorum. Ama mecburuz tabii ki de. Ne kadar süre oldu bekleyeli? Bir 45 dakika falan buradayım. Kimi yaşlı, kimi indirimli, kimi öğrenci kartı almak için burada. Ama ortak noktaları uzun uzun ayakta beklemeleri. Kuyruk da bizim burada arka tarafa kadar uzanıyor. Böyle bazen 1,5-2 saat vatandaş bekliyor. Yani dünkine göre daha az bir kuyruk var. Büyük ihtimal biter. Bugün. Daha umutlusunuz yani. Evet, daha dün de mi gelmiştiniz? Dün de geldim. Arkaya kadar kuyruk vardı. İşi yapamadan mı gittiniz? Aynen öyle. Yani saatlerce kuyruk var. Dün beklediğim işe geç kalacağım diye. Bugün buraya geldim. Bu da aynı şekil. Son günlerde İstanbul kart merkezlerinde hep bu manzaralara rastlanıyor. Özellikle kartını yenilemek, değiştirmek isteyenler metrelerce kuyruk oluşturuyor. Peki ama neden? Normal mi? Hani hep bekler miydiniz böyle? Vallahi normal değil. Kuyruk uzuyor ama. Uzuyor. Alıştı millet abi, alıştı. Varagatına alıştı. İstanbul kart kuyruğunda bekleyenler arasında yaşı ilerlemiş olanlar da var. Çocuğunu komşusuna bırakıp gelen de. Git diyor. Çağlayan yazıyor. Siz ne kadar süredir bekliyorsunuz efendim? Yarım saat civarı. Hangi işlemi yapacaksınız? Kart, yaşlı kart. Yarım saat, 40 dakika. Saat oldu ya. Evet. Yani maalesef. Ne yaptırdınız kartınıza? Ben bunu kart çıkarttım. Havuza geldim. Ben bir önceki geldiğimde bu kadar değildi ama kuyruğu görünce şaşkınlıkla böyle bir kaldık yani. Ben ilk defa geliyorum. Kuyruğu böyle tahmin ediyor muydun? Yok, hiç tahmin etmiyordum. İlerlemiyor yani. Kuyruğun en sonunda siz varsınız. Evet. Korkutuyor mu sizi? Evet, bayağı korkutuyor. Mecbur olduğu için bekleyen halk tepkili. Aslında çoğu çözümün ne olduğunu da biliyor.
Normalde zaten 4 tane kimsenin olmaz zaman, normal akbil falan doldurduğun zaman. E şimdiki bu kalabalık varsa 10 tane çalıştır. Yahut da bir şube gibi bir şey, çadır kur. Başakşehir'den buraya geliyoruz. Geçen hafta da buradaydım ben. Bir saat yine bekledik. Bir işlemimiz vardı, yaptırdık ama ikincisini yaptıramadık. Çocuk diyor ki bu oradan başka bir yerde yok diyor. Ben diyor Başakşehir'den buraya geliyorum. Yani merkez sayısı mı artırılmalı? Kesinlikle artırılmalı yani. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ve ekonomideki gelişmeleri konuşmanın vakti geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizimle birlikte her sabah olduğu gibi. Faruk abiciğim günaydın, günaydın, hoş geldiniz. İyi yayınlar olsun. Hepimiz de iyi misiniz? Çok şükür siz de iyisiniz. Çok şükür biz de iyiyiz. Devam rakamlara ediyoruz. Bakalım. Haftaya bakalım. Aysun Aysun'la konuşalım. Tabii borsada bir yükseliş söz konusu. Aysun bakalım bugünkü fiyatlamaları nasıl söyleyecek bize? Ona bağlantıyı şuradan kuralım. Aysun karşımızda. Evet, Merkez Bankası Başkanı'nın da mesajları vardı. Aysun seni dinleyelim. Öncelikle siz de bahsettiniz. Borsa tarafında pozitif bir fiyat var. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na çıkmış. Şimdi bu başlıklardan bahsedeceğiz. Öncesinde piyasa nasıl açıldı? Hemen rakamlara bir göz atalım. 1385 seviyesinden yeni güne 21 başlangıç yaptı. Bankacılık ve holding hisselerindeki endekslerindeki %100'ü aşan değer kazançlarıyla birlikte ki açılışın ardından da banka, sınav ve holding endekslerinde 1'i aşan kazançlarıyla fiyatlamalar devam ediyor. Diğer tarafta ABD uzun vadeli tahvil getirilerinde dünkü fiyatlamalarda bir miktar sınırlama söz konusu oldu. 1.57 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından açıklanan rakamlar ve beklentilerle birlikte özellikle de enerji piyasasındaki gelişmelerle birlikte tekrar getirilerde aşağı yönlü bir hareket dolar endeksindeki yükselişte sınırlamış oldu. Bu da dünkü kurlarına etki yarattı. Baskıyı azaltıcı bir etki yarattı. Kur da bu anlamda yeni güne 8.87 seviyelerinden başladı ve Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na açıklamayı bahsetmiştik. Sanıyorum siz de biraz bu başlıklara değineceksiniz. Söz tekrar. Peki Aysun'dan sonra rakamları aldık. Faruk Erdem'le konuşmaya başlayacağız şimdi. Bir yandan aslında borsa yatırımcısı ile ilgili önemli başlıklarımız doğru var bugün. Ama onu sonraya mı saklayalım? İlk nasıl onu istersen konuşalım. Yani fark etmez. Önemli. Onu da konuşalım istersen peki, hızlıca. Vergi kanunu önce ufak olur, bir girelim mi? Olur, birkaç cümle söyleyeyim. Evet. Çünkü vergi kanunu plan bütçe komisyonunda görüşülmeye devam ediyor. Hı-hı. Belki de tamamlandı. 25 maddesi geçmişti. Hı-hı. Neler var içinde? Hani burada iki tane önemli konu var aslında. Birincisi esnaf için aşağı yukarı 850 bin esnafın gelir vergisi yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor bu kanunla birlikte. İşte plan bütçeden geçti. Genel kurulda oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı imzalayacak ve yürürlüğe girecek. Zaten 2021 ile ilgili 2022'de herhangi bir vergi ödemeyecekler. Kim bunlar? Küçük esnaf dediğimiz işte berber, kuaför, ayakkabı tamircisi, terzi gibi tek başına çalışan insanlar. 240 bin lira yıllık cironun altında ciroları olması lazım ki ayda 20 bin lira ediyor. İkinci önemli kısım burada çiftçilerle ilgili. Çiftçilere yapılan bu mazot desteği, gübre desteği gibi desteklerden vergi kesiliyordu. O vergiler de kaldırılmış oldu. İki tane önemli konu vardı, ikisi bu. İki tane de yenilik var aslında burada. Birisi bu. Hani YouTuber diye ifade ediyoruz ama internette içerik üretenlerin kazançları ile ilgili vergilendirme usulü. Orada onlar gelir vergisi ödüyorlardı ve defter tutuyorlardı. Onların işleri biraz kolaylaştırıldı. Şimdi şunu yapacaklar. Bu kazançlarıyla ilgili bir banka hesabı açacaklar. Türkiye'deki kurulu bankalardan birisinde. Ve kazançları oraya yatırılacak. Banka onlar adına %15'lik vergi ödeyecek. İkinci yenilik burada vergi dairesi. Seninle konuşuruz. 7/24 açık bir Türkiye vergi dairesi şeklinde konulacak. İnsanlar burada işlemlerini kolayca yapacaklar ve incelemeler de uzaktan yapılacak. Bir de ben hani burada kendime bir pozitif ayrımcılık yapayım. Burada bir enteresan bir şey daha var. O da bu karavanlarla ilgili. Ben çok hoşuma giden bir şeydir karavan. Burada ATV ve UTV deniliyor. ATV dediğimiz şey hani bu arazi araçları. UTV de hani arabaların arkasına takılan bu karavan cinsi araçlar. Onlarla ilgili tek bir vergilendirme geliyor. Karavan denilen hani araçtan oluşturulan karavanlarda da motor silindir hacmine göre ÖTV indirimleri söz konusu olacak bu yenilikle ilgili. Orada sektörde de bir canlılık olacak.
Bunu da bir yenilik olarak, pozitif ayrımcılık olarak kendimle Peki. ilgili söylemiş Şimdi oldum. O zaman ilk önce gençlere destekle Hemen başlayalım. Bakalım. Hazal'dan Ubaku'yu rica edelim. İş kuran gençlere destek yolda çünkü. Çifte destek hem de. Şimdi bu gençlerle ilgili seninle geçen gün de konuştuk. Hani resmi gazetede bir genelgede yayınlandı, Cumhurbaşkanı'nın genelgesi. Orada genç istihdamı ile ilgili strateji belgesi. Önümüzdeki dönemde gençlerin işe kavuşmasıyla ilgili önemli destekler ve teşvikler devam edecek. Bu da çok önemli bir teşvik. Yani çalışanlarla ilgili ayrı destekler ve teşvikler var. İşverenlere yani genç çalıştırırsanız sizin prim ve vergilerinizi devlet ödüyor. Ama kendim ben iş kurmak istiyorum derseniz devlet inanılmaz bir çifte destek veriyor. Birincisi prim desteği, ikincisi vergi desteği. Kimler yaralanıyor? 18-29 yaş arasındaki gençler. Böylece kanun 29 yaşa kadar olan kısmı genç sayıyor. 29 eskiden 25'ti bu. Artık genç ifadesi ama bence 30'lu yaşlarda genç yani onu da söyleyeyim. Bence de öyle olsun. Evet. Şimdi kendi işini kuran ya da ortak işleri açanlar bir kere kendi işini kuracak ve o iş yerinde ya SEK ve idare edecek ya da çalışacak ya da ortak olarak mesela yani 29 yaşından büyük birisiyle de ortaklık kurabilir. Yine teşvikten kendisi yararlanacak. Vergi mükellefi olup Bağkur kaydını yaptıracak bir kere. Yani iş yeri açacak veya ortak olacak. Bir yıl boyunca Bağkur primini ödemeyecek. 3 yıl boyunca yani 1 yıl boyunca hiç Bağkur primi ödemeyecek ilk yıl. 3 yıl boyunca da yıllık 75 bin liraya kadar ki kazancından vergi ödemeyecek. Yani 80 bin lira kazanırsa yıllık onun 5 bin lirasının vergisini ödeyecek. 75 bin lirası vergiden istisna sayılacak. Bu da yıllık 14.810 lira prim, devlet ona 14 bin lira 810 liralık bir prim desteği vermiş olacak. O primi ödemeyecek. 15.340 lira da vergi avantajı olacak. Hemen hesaplarına da bakalım mı nasıl hesaplanıyor? Vergi avantajına bakalım. Ne demiştim? 75 bin liraya kadar olan kazançtan vergi alınmıyor. Diyelim ki 75 bin lira vergi kazanç elde etmiş bu genç arkadaş. İşte 130 bin TL'nin 53 bin TL'si için 9.400 TL fazla için %27 gelir vergisi ödeniyor. Bu gelir vergisi dilimindeki ifadeden bahsediyorum. Dolayısıyla 22 bin lira için 5.940, 5.940 artı 9.400, 15.340 lira vergi ödemeyecek. Prim de brüt asgari ücret şu anda 3.577 lira 50 kuruş en az maaş bunu belirleyecek. Onun Bağkurlular %34,5 prim ödüyorlar. O da aylık 1234 lira ediyor. Onu da ödemeyecek. Devlet ödeyecek. 1234 lira çarpı 12 o da 14.810 lira yapacak. Topladığınız zaman da 30 bin liraya yakın yıllık bir genç arkadaşa iş kurarsa teşvik verecek. Zaten bir yerde çalışıyorsa orada da işverenin prim ve vergi desteğini devlet üstlenecek. Bak, Peki. tamamlanıyor mu hemen? Hayır öbürüne geçeceğim. Şimdi iş kuran gençler için destekler, fırsatlar bunlardı. Bir yandan da borsa yatırımcısıyla ilgili konuşacağız. Evet. Nelere dikkat etmeliler diye soracağız. Benim için ekonominin Türkçesi bitti. Şimdi bu da Türkçe olacak mı diye merakla bekliyorum. Bu çok Türkçe. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü zaman zaman işte Aysun'la konuşuyoruz. Ben burada rakamları verirken söylüyorum. Borsada şu oluyor, bu oluyor. Evet. Yatırımcı sayısı artıyor. Özellikle 2020 yılında İki şey dikkatimizi çekti. Bir, kadınlar evde çiçek yetiştirme merakı sardı. Erkeklerde de borsaya girme merakı sardı. Ve aşağı yukarı 1.2 milyon yeni yatırımcı geldi borsaya. Şimdi hani kripto paraları konuşuyoruz. Herkes kripto para yatırımcısı olmaya başlamıştı. Orada büyük skandallar yaşandı ama borsa yasal altyapısı olduğu için burada daha korumalı bir yatırım şekli. Ama burada da tehlikeler var. Geçtiğimiz gün Dünya Yatırımcılar Günü'ydü. Orada hem SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hem de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun bazı tavsiyelerde bulundular. Onların şöyle bir özetini seninle konuşayım. Sosyal medyadan tavsiye almayın. Hep onu söylüyorum. Zaten buradaki en büyük tehlike sosyal medya. Sosyal medyada şu yöntem uygulanıyor. Bir bazı sosyal medya hesaplarında gruplar oluşturuyorlar sosyal medyadan. Bir hisseyle ilgili manipülasyona başlıyor. Çünkü elinde o hisse var. Alın bu yükselecek, alın bu yükselecek. Almaya başladıkları zaman da talep olunca hisse yükseliyor. Yükseldiği yerden satıyorlar, karlarını cebine koyuyorlar, hisse düşüyor. Siz yüksek aldığınız yerde kalıp ağlamaya başlıyorsunuz. O yüzden sosyal medya borsada tavsiye alınacak bir yer değil dedi Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Nereden tavsiye alacaklar? Tavsiyeyi yatırım aracı kurumlardan, resmi kurumlardan alacaklar. Uzmanlardan alacaklar ve
bu halka açık şirketlerin internet siteleri var. Ne bileyim kapa yapılan açıklamalar var, finansal raporları var, onları okuyacaklar. Madem öyle sordun şunu söyleyeyim. Yolda gidiyorsun, bir tane şirket gördün, ismi Johnson. O benim ismimle aynıymış deyip içeri girip al sana 5.000 lira ben sana ortak oluyorum der misin? Bunun bir mantığı. Bunu yapıyoruz ama. İşte bu şirketin adını beğeniyoruz ya da birisi diyor ki bak bu çok iyi şirket. Hiç bilmiyoruz ne iş yaptığını bile bilmiyoruz. Paramızı veriyorum ortak oluyoruz. Dolayısıyla o mantıkla gidersen mesela bildiğin şirket ne olur? Mesela her hafta bir restoranta gidiyorsun. Her hafta gittiğin bir restorant var. O restorantın hangi günler yoğun olduğunu, hangi günler tenha olduğunu bilir misin? Bilirsin yani. Dersin ki bu restorant pazar günleri daha çok kazanıyor. Bak restorantı tanıyorsun. Pazar günleri buraya yatırım yapılır diyebilirsin. Peki daha açık bir soru sorayım. Herkes borsaya girmeli mi? Ben herkes borsaya girmeli demiyorum ama borsaya girmek iyidir. Çünkü halka açık şirketlere ortak oluyorsunuz. Yatırım biraz finansal okur yazarlığı olması gerekiyor herkesin girmesi için. Az çok o finansal okur yazarlık olduktan sonra girmek yani doğrudur. Yani sadece sosyal medyadaki tavsiyeler üzerine kalkıp da borsaya girmemeli. Yani o şeye benziyor işte. Yolda geçerken ismini görüp para yatırmaya benziyor. Hisse senediyle kısa sürede zengin olan yok dedi. Yani akşam fakir yatayım sabah zengin kalkayım yok. Ama ne var? Kısa sürede batan çok var. O yüzden hisse senedi alıyorsanız yani bir 6 ay bekleyeceksiniz. Dayanamayacağım yani. Soracağım Faruk abicim. Burada aynı şeyi söyledik. Bitcoinlerde aynı şeyi söyledik. Evet. Bir ekonomist olarak sorayım size bunun bir yolu var mı? Varsa onu bilelim. Yani onun bir yolu olsa ben herhalde zengin olmuştum. Şimdi Sayın Genel Müdür de tavsiyelerde buldu. Şunu söylüyor 1.2 milyon 2.4 milyona çıktı. Bu iyi bir şey. Aslında borsamızdaki derinliği arttırıyor, hacmi arttırıyor. İnsanların biraz daha bu para piyasalarına yatkınlığını arttırıyor. Yatırım yapacağınız ürünü iyi anlayın. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. İşte bu önemli aslında. Tek bir şeye yatırım yapmak da tehlikeli. O yüzden hani sepetten bahsediyorlar. O sepetin içine borsada olsun, altında olsun, işte dövizde olsun vesaire. Dolayısıyla hani birisi kötü girerken en azından birisinden paranızı kurtarma imkanınız var. Ve uzun vadeli düşünmek lazım. Dedikodulara dayanarak hareket etmeyin. En büyük hatamız bu yani. Herkes bunu söylüyor. Şirketleri kaptan takip edin. Sosyal medyaya itibar etmeyin demiş Korkmaz Ergün'de. Biz de zaman zaman bunu söylüyoruz. Az çok bu kulağımıza küpe olsun. Yani bir yere paramızı yatırırken. Çünkü para kolay kazanılan bir şey değil artık. Kolay da kazanılmıyor. Onu kolay da kaybetmeyelim. Ama bir tabii insanoğlunda var. İşte bir dağ verirsin. O dağın tepesine çıkar. Başka bir dağ görür. O dağı da ister. Yani insan doğru biliyorsun var. Sonsuz için yaratılmış. Evet. O yüzden sonsuz istekler var. Ama kaynaklar kıt. Peki o zaman kısaca şu konuyla da ilgili konuşalım. Dediniz ki yatırımları çeşitlendirin. Altın yatırımcısı bu ara konuşuyoruz gündemde. Onlar için de bir ufak tüyolar verelim mi? Şimdi tüyo vermekten ziyade hani bir genel bir şey söyleyeyim. Evet. Altın içinde... Yani aynı onlar bu, nasıl bir yolu izlesin? Evet, altın içinde uzun vadeli düşünmek lazım. Yani Türk insanı altına yatırmayı seviyor. Biz altını seviyoruz. Altını yastık altında saklamayı da seviyoruz. O da tehlikeli aslında. Ama altını ekonomiye kazandıralım. Yani altını da alırken banka vasıtasıyla alıp öyle ve uzun vadeli düşünelim. İlla altın yatırımı yapacaksak. Çünkü altında aradaki marjlar çok fazla. Yani alımla satım arasındaki fark çok fazla. O yüzden bugün alıp yarın zengin olunmuyor altında. Yine her birinde olduğu gibi. Ama herkes onu istiyor tabii. Evet, hepimiz onu istiyoruz. Evet, istiyoruz. Keşke öyle bir yol olsa buradan söylesek. Evet, öyle bir yol yok. Faruk abicim sizi yanıma alayım. Evet. Yine birlikte veda edelim seyircilerimize. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Faruk Erdem'le birlikte noktalayacağız bu saatliğimizi. Saat başında Aktan Uysal sizlerle. Yeni sabah 9'da Faruk Erdem'le de saat 10.30 sularında buluşalım görüşmek inşallah. Dileğiyle. Hoşçakalın. Haber ekranlarından mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans Bugün kuşağımız devam ediyor. Önümüzdeki ilk saat boyunca da önemli noktalardan sıcak gelişmeleri sizlerle buluşturacağız. Arkadaşlarımız da o sıcak noktalarda haber nöbetlerini tuttular, tutmayı sürdürüyorlar. Hangi noktalara gideceğiz? Önümüzdeki saat diliminde dilerseniz hızlıca hatırlayalım. Sonra gündemin başlıklarına bakacağız. İlk başlığımız dış politika gündemine dair. Yunanistan'la istişari görüşmelerden hangi sonuçlar çıkacak ya da o sonuçlar çıktı mı? Malumunuz 60'ın üzerindeydi bu görüşmeler. Son görüşmede Ankara'daydı. Murat Sekban ayrıntıları aktarmak için hazır. Türkiye İş Kurumu ise 130 bine yakın personel alımı için ilana çıktı. En yüksek personel alımı ve eleman sayısındaki bu artış
sağlık sektörüne yansımış durumda. Mehmet Sabri Uğurbaş da ayrıntılarla karşımızda olacak birazdan. Evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi de yapılacak bundan sonra. Bu önemli uygulama ile ilgili bilgileri de Sefer Ayça İzmir'den paylaşmak için hazır. Birazdan İzmir'e de gideceğiz. Ve Güneydoğu'da görev yapan güvenlik korucuları arasında kadınlar da var. Ahmet Çelik de Mardin'de olacak. Kahramanlarımızla ilgili son bilgileri paylaşacak. Diyelim, yeni saate başlayalım. Yeni saate de sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. PKK terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü. Bugün de DAEŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu DAEŞ'li terörist Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıntılarına bakalım bu önemli operasyonun. Interpol tarafından da aranıyordu uluslararası seviyede kırmızı bültenle. Rusya uyruklu DAEŞ'li terörist Ankara'daydı. Bu tespit edildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DAEŞ'li teröristin kaldığı adresi operasyon düzenledi. Operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan terörist kıskıvrak yakalandı. Evinde yapılan aramalarda döviz, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ayrıca DAEŞ'li terörist adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartı da ele geçirildi. Terör örgütlerine darbe vurulmaya devam ediliyor. O darbelerden sonuncusunu ekranlara getirdik. Ankara'ya gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kavga, gerilim vardı. O gerilimi sizlerle buluşturacağız. SDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmakla suçlanan Selahattin Demirtaş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden selam gönderdi. Tartışma yaşandı. Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Selahattin katildir. Bu kadar. Sensin. Bizim onurumuz olan Selahattin Demirtaş'a katil diyemez. Tetikçiyle birlikte azmettiren de yargılanır. Mecliste Kobani tartışması yaşandı. AK Parti ile HDP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bizim Diyarbakır namusumuzdur. Diyarbakır annelerinin yanında yer alın. PKK'ya karşıyız. Teröre karşıyız diye buradan ifade edin. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmakla suçlanan Selahattin Demirtaş'a meclis kürsüsünden selam gönderince genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Bülbül'e yanıt AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eranot'tan geldi. Kobani'ye saldırıyı protesto etmek bir insan hakları görevi ve sorumluluğudur. Burada asla bir suç yoktur. Bu anlamda Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 3 Ocak 2008'de oğlumu kaybettim. Hala oğlumun katiline beddua bile etmemişim. Tetikçiyle birlikte azmettiren de yargılanır. Hani Kobani namusunuzdu, peki Diyarbakır neyinizdi? Diyarbakır da benim namusumdur ve ben bu olayı savunacağım. Tartışmaya AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'yla HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da dahil oldu. Bizim elimiz bırakın silahı tek bir çakıya bile değmemiştir. Tek bir çakı bile elimize almadık dediniz, gayet güzel. Bunu teşvik edin. Şiddetin karşısında olduğunuzu ifade edin ve şiddete başvuran PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi bütün terör örgütleri lanete müstahaktır diye buradan ifade edin. Terörle mücadele gündemine dair çok sıcak bir gelişme var. O gelişmeyi paylaşalım. MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda iki PKK-KCK mensubu etkisiz hale getirildi. Bir kez daha tekrarlayalım bu önemli gelişmeyi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda iki PKK-KCK mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız diyelim. Devam edelim. Boğaziçi Üniversitesi'ne gideceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası önünde olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi ise tutuklandı.
Boğaziçi Üniversitesi yine provokasyona sahne oldu. Eski rektör Profesör Doktor Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin eylemleri devam ediyor. Nerede? Terörist kimler? Şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Arkadaşlarımızı biz gözaltına aldılar. İşte teröristler. Üniversiteye önce vekaleten sonra yeni rektör olarak atanan Profesör Doktor Naci İnci de bir grup provokatörün eylemine maruz kaldı. İnci rektörlük binasından çıktığı sırada provokatörler tarafından yolu kesilmiş, hatta içlerinden biri aracın üstüne çıkmıştı. Olayı ilişkin başlatılan soruşturmada yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında makam aracının üstüne çıkan kişinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Nerede? Terörist kimler? Şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Arkadaşlarımızı biz gözaltına aldılar. İşte teröristler. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 10 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı. 7'si adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden de 300 savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İkisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yunanistan'la aslında çok uzunca bir süredir devam ediyor görüşmeler. 63. tur istişari görüşmelerin öncesinde bir manidar hamle geldi komşudan. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Güney Kıbrıslı mevkidaşıyla görüşme yaptı ve Türkiye aleyhine yapılan vurgular o görüşmeye dair büyük tepki çekti. Provokasyonlar, suçlamalar, gerilimi artırma çabaları. Komşu bu hamlelerinden geri durmuyor. Bu halkaya son olaraksa Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Güney Kıbrıslı mevkidaşıyla görüşmesi eklendi. Olağan bir görüşmenin ötesinde iki bakanın Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri öncesinde buluşması ve Türkiye'nin Akdeniz'deki hamlelerini yasa dışı eylemler olarak tanımlaması, adaların silahlandırılması konusunda geri adım atılmayacağını belirtmeleri ve Maraş adımını kınamaları tepki çekti. Uzunca bir süredir devam ediyor karşılıklı Atina'da ve Ankara'da taraflar buluşuyor. Bu buluşmalardan nasıl bir sonuç bekleniyor? Masada hangi başlıklar olacak? Detaylar almak için şimdi Ankara'ya gideceğiz. Murat Sekban gelişmeleri takip eden isim. Murat, kolay gelsin. Uzunca bir süredir devam ediyor. Bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı, aslında daha görüşme için bir görüşme gerçekleşiyor. İstişari görüşmeler ya da istikşafi görüşmeler. Detaylarını paylaşır mısın? Masada hangi başlıklar olacak? Haktan Uysal, siz de belirttiniz, uzunca bir süredir Yunanistan'la Ege ve Akdeniz konusu başta olmak üzere sorunların çözümü için 2002 yılından beri istişare görüşmeleri devam ediyor. 2016 yılına kadar toplam 60 tur görüşme gerçekleştirilmişti. Arada 5 yıllık bir boşluk var ve bu sürenin ardından 61. tur 25 Ocak'ta İstanbul'da, 62. tur Atina'da ve 63. turda dün itibariyle Ankara'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türkiye heyetiyle Yunan heyeti görüştüler. Az önce de ifade ettik. Başta Ege ve Akdeniz sorunları olmak üzere iki ülke arasındaki tüm sorunların bu görüşmelerde ele alındığını belirtmiş olalım. O görüşmelere ilişkin, dünkü görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan sadece bir fotoğraf paylaşıldı. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Az önce haberde de izledik. Bu görüşmenin hemen öncesinde Yunanistan'la sorunların adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için görüşmeler bir yandan devam ederken, diğer yandan provokatif adımlar da sürüyor. Bu görüşmenin hemen öncesinde Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Güney Kıbrıslı mevkidaşıyla görüştü ve orada yine Türkiye aleyhinde açıklamalar da vardı. Silahlandırılan adalarda geriye adım atılmayacağı gibi başlıklar vardı. Sadece bu da değil. Son 1-2 hafta içerisinde baktığımızda Girit'in doğusunda ve Kıbrıs'ın batısında olan bazı Yunanistan'ın Türk kıta sahanlığını ihlal başlıkları da var. Bu konuda Türkiye
Önce uyarılarını yaptı, ardından da kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisi içinde yine Akdeniz'de bulunan filo gemileri tarafından da müdahale edilmişti. Bu konuya ilişkin de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları vardı. Yunanistan'ın bazı ülkelerin tahrik ve teşviklerine kapılmaması gerektiğini belirtti. Bu durumun Yunanistan'a yarar sağlamayacağının da altını çizmiş oldu. Bir yanda sorunların kalıcı ve adil bir şekilde çözümü için diplomasi yolunu seçen Türkiye, diğer yanda hem bu görüşmelere katılıp hem de öncesinde yine provokatif eylemlerine gerek Doğu Akdeniz'de gerekse başka isimlerle görüşerek provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan var. Şimdilik 63. tur görüşmeleri Ankara'da tamamlandı. 64. tur görüşmelerinde, istişare görüşmelerinin de Yunanistan'da olması bekleniyor. Ancak bunun için henüz tarih net değil. Türkiye İş Kurumu 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıkmış durumda. En yüksek personel alımı ve eleman sayısı sağlık sektörüne alımla gerçekleşecek. Elbette diğer ayrıntılar da önemli. Hangi sektör ne kadar alacak, kimin ne kadara ihtiyacı var ve o alınacak kişilerin özellikleri, detaylarına daha yakından bakalım. Şimdi Ankara'ya gidelim. Mehmet Sabri Uğurbaş ayrıntıları aktarmak için hazır. Elbette binlerce kişinin takip ettiği önemli bir gelişme. Mehmet Sabri, paylaşır mısın lütfen ayrıntılarını? İşkur ne diyor özetle? Haktan Uysal, Türkiye İş Kurumu istihdam seferberliğinde kilit rol oynamaya devam ediyor. 2021'in ilk 9 aylık döneminde pandeminin zorlu koşullarına karşın 988 bin istihdam sağlandığı İşkur tarafından. Tabii bununla birlikte yine 130 bin açık işe hızlı bir şekilde uygun eleman sağlanması için de yine İşkur ilana çıktı. Baktığımızda İş arayanlar kurum aracılığıyla özel sektöre yerleştiriliyor. Açık işler listesinde makine mühendisinden bilgisayar operatörüne, bekçiden müşteri temsilcisine kadar birçok pozisyonda iş imkanı da bulunuyor 130 bin iş arasında. Tabii gelecek yılda 1 milyon 170 bin istihdam hedefleniyor. Yeni iş kapıları açmak ve istihdamı arttırmak için de yine gelecek yılda 20 koldan işverene istihdam ve prim teşvikleri de devam edecek. Baktığımız zaman bu teşvikler arasında artı istihdam, istihdama dönüş prim desteği, 5 puanlık prim indirimi, engelli istihdam teşviki, ilave 6 puanlık prim indirimi gibi birçok konuda destek ve teşvik sağlanıyor işverenlere istihdamı arttırabilmek açısından. Bu yıl teşvikli yatırımlara istihdam desteği kapsamında işçi başına aylık en az 6. bölgede 1234, diğer bölgelerde de 733 lira teşvik uygulanıyor. Bu da işçi başına uygulandığını hesaba kattığımızda aslında devletin bu konudaki istihdam konusundaki desteğini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Son bir yılda istihdamda en yüksek artış sağlık sektöründe yaşandı. Sağlık sektörünü de bina inşaatı, konaklama, perakende ticareti, giyim eşyaları imalatı takip etti. İşkur aktif iş gücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları gibi çalışmalarıyla da istihdam arttırılmasına ve nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik destek de sağlıyor. Bir yandan da arka planda, bir yandan da istihdamın arttırılması için teşvik primlerinin uygulanmasına devam ediliyor. İş kanununa göre çalıştırılacak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İşkur aracılığıyla sağlanıyor. İşçi alım ilanları kurumun internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde yayınlanıyor. İşte bugün itibariyle açık iş ilanları bölümünde 130 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık iş ilanlarında imalat, toptan, perakende, ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat, ulaştırma, depolama gibi sektörlerde başı çekiyor. İş arayanlar, iş bulmak isteyenler de İşkur'un internet sitesinde açık iş ilanları bölümüne girerek kendilerine uygun pozisyona başvuru yaparak işe yerleştirilecekler. İşte bu noktada süreç devam ediyor. 130 bin açık iş ilanı iş başvurularını bekliyor diyelim. Gelişmeleri takip etmek üzere sözü tekrar merkeze bırakalım. Haktan Uysal. Mehmet Sabri'ye teşekkür ediyoruz. Önemli bir ilandı. Binlerce insanın takip ettiği bir gelişmeydi. Ona dair ayrıntıları paylaştık. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği bir önemli başlık, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar. Onların önüne geçmek için de 1000 adet tarım kredi kooperatifinin açılmasıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmıştı Başkan Erdoğan. Peki kooperatif marketlerin diğer zincir marketlerden ya da normal marketlerden farkı ne? Arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını araştırdı. İşte detaylar. Bunları süratle çoğaltacağız
ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçebilmek için Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının artırılacağının müjdesini vermişti. Bu marketler sayesinde fahiş fiyatlı ürünlerin önüne geçilebilecek. Pirinç, makarna, un, diğer böyle komodit ürünler dediğimiz ürünlerde en az biz piyasaya göre %5 daha ucuzuz. A Haber canlı yayınına katılan Tarım Kooperatif Market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım detayları açıkladı. Biz eğer Tarım Kredi Kooperatif Marketler olmasaydık bu fiyatlar çok daha yukarılarda olabilirdi. Bunu nasıl sağlıyoruz? Yani bu stoklarımızı elimizde bulundurduğumuz için biz zaman içerisinde fiyat geçişlerini çok agresif olarak yapmıyoruz. Kar odaklı çalışmıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri yıl sonuna kadar 1000'e yakın mağazayı açmayı planlıyor. Kooperatif marketlerde marka çeşitliliği de olacak. Zincir marketlerde bulduğunuz ürünlerin hemen hemen tamamını bizim mağazalarımızda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir'de hatırlayacaksınız, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelmişti 6,6'lık deprem. Maalesef 11 kişi yaşamını yitirdi Yağcıoğlu Apartmanı'nda. Dava görülmeye devam ediliyor. Apartmanın fenni mesulü ve müteahhiti suçlamaları reddetti. Duruşma 1 Aralık tarihine ertelendi. Kimse var mı? Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları hakim karşısına çıktı. İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6'lık depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı davası görüldü. Apartmanın fenni mesulü Orhan Ayver'le müteahhiti Şerafettin Ağar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhiti Şerafettin Ağar mahkemede Bornova'da 250'nin üzerinde bina yaptığını ve tek bir çatlak dahi olmadığını iddia etse de bilirkişi heyetinin raporundaki eksiklikler bunun öyle olmadığını gösteriyor. İddianamede apartmandan alınan beton karot numunelerinin binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı vurgulandı. Bilirkişi heyetinin raporundaki en önemli detay ise binanın en sorunlu yeri bodrum katıyla ilgili. Apartmandan alınan beton karot numunelerinin binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediği ortaya çıktı. İki üniversitenin hazırladığı raporda binanın yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varıldı. Sanıklar suçlamaları reddederken dava bir aralığa ertelendi. Yağcıoğlu Apartmanı'nda 7 kişi de yaralı olarak enkazdan çıkarılmıştı. Bir önemli gelişme ekranlara son dakika bilgisi olarak yansımış durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Hatırlayacaksınız, iki lider geride bıraktığımız haftalarda Soçi'de yüz yüze görüşmüşlerdi. Dünya gündemine damga vuran bir buluşmaydı. O buluşmanın hemen sonrasında bu kez taraflar bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı açıklandı ve elbette bölgesel konular. Bölgesel konular deyince de birçok başlık konunun içerisine giriyor. Bu anlamda bu görüşmeye dair ayrıntıları alacağız. O ayrıntılar da Ankara'da Lamia Ayhan'da. Hemen şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da bizi çok deneyimli bir isim Lamia Ayhan bekliyor. Aslında yanılmıyorsam bulunduğu nokta AK Parti Genel Merkezi. Bir önemli toplantı için orada haber nöbetindeydi. Bu bilgiyi de orada aldı. Detayları da paylaşmak için hazır. Lamia, kolay gelsin diyelim. Sözü sana bırakalım. Evet, teşekkürler Aktan Uysal. AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gün boyu mesaisine devam edecek ama öncesinde önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü Başkan Erdoğan ve o görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı. Bunu da söyleyelim. Tabii en son iki lider yakın bir zamanda Soçi'de bir araya gelmişti ki o görüşme oldukça önemliydi. Kritik başlıkları taşıyordu elbette ki ve tabii ki bugün
dünkü görüşmede de yine yapılan açıklamada ikili konular, bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi. Önemli, kritik bir görüşmeydi. Bir kez daha altını çizecek olursak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı telefon görüşmesinde bugün ayrıca o görüşmede Putin'in doğum gününü de kutladı diyelim ve biz sözü yeniden size bırakalım Haktan Uysal. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında yapacağı açıklama da çok önemli olacak. O açıklamayı da paylaşacağız. AK Parti Genel Merkezi'nde bir gözümüz. Devam edelim. Asya'da yeni bir gerilimin fitili ateşlendi. Tayvan geçen hafta Çin'e ait uçakların hava güvenlik bölgesini ihlal ettiğini duyurmuştu. O ihlallerin ardından konuşan Tayvan Savunma Bakanı gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar yüksek olduğunu savundu. Asya'da tansiyon yüksek. Gerilim bu kez Çin ve Tayvan arasında yaşanıyor. Çin'e ait uçakların Tayvan'ın hava güvenlik bölgesini ihlal etmesi iplerin gerilmesine neden oldu. Cuma gününden itibaren geçen 4 günde Çin Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 150 uçağın hava güvenlik bölgesine girdiğini açıkladı. Tayvan bunu taciz olarak nitelendirdi. Tayvan Savunma Bakanı ise gelişmelerin ardından ilk kez konuştu. Ordu mensubu olduğu 40 yıldan uzun sürelik dönem içerisinde ilişkilerin ilk kez bu kadar gerildiğini belirtti. Stratejik öneme sahip Tayvan Boğazı'nda yanlışlıkla ateş açılması ihtimalinin var olduğuna da dikkat çekildi. Çin merkezli Global Times gazetesinde ise dikkat çeken bir makaleye yer verildi. O makalede Tayvan ateşle oynuyor ifadelerine yer verildi. ABD ve Tayvan arasındaki ilişki ise cüretkar olarak nitelendi. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın hava sahasının ihlal edildiğini duyurmasının ardından ABD, ülkeye öz savunma kapasitesini koruması için yeterli desteği sürdüreceğini açıklamıştı. Önemli bir gelişmenin de haberini paylaşalım. Bölgesel konuların anlatıldığı bir bölümdeyiz. Ajans bugün de Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak muharebe taktik eğitimi Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatın ismi bu. Nahçıvan'da sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikattan çok çarpıcı yeni görüntüler paylaştı. O görüntülerle devam edelim. Ateş! Türkiye ile Azerbaycan'ın Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı Nahçıvan'da devam ediyor. Tatbikatta askeri birimler savaşa hazırlık görevlerini yerine getiriyor. Maşrutları öğrenilir, şahsi heyetin faaliyeti muhtelif usullarla meşk ettirilir. İki ülkenin silahlı kuvvetleri eğitim senaryosuna uygun olarak faaliyetlerini yürütüyor. Askerler düşman pozisyonlarına gizli yaklaşma yöntemlerini uygulayarak ortak hareket tarzları belirliyor. Özel saldırı gruplarıyla düşman mevzilerine yaklaşma, düşmanın optik cihazlarından ve atışlardan kaçınma manevraları yapılıyor. Savaş uçakları, askeri ve nakliye taarruz helikopterlerinin yer aldığı eğitimde zorlu pilot manevralarıyla eğitim uçuşları yapılıyor. Tatbikat 8 Ekim'de sona erecek. Güneydoğu'da Mehmetçik'te omuz omuza mücadele eden güvenlik korucularımız, ki onların aralarında kadınlar da bulunuyor. Mardin'e gideceğiz şimdi. O görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. O anları paylaşmak için de Ahmet Çelik ve konukları hazır. Sözü Ahmet'e ve konuklarına bırakalım. Evet, kadın güvenlik koruyucularımız erkek meslektaşları gibi vatan savunmasında Mehmetçiğimizle omuz omuza mücadele ediyor. İşte görün, gösterelim biz size. Onlar Mardin'in en yüksek tepesinde şu an itibariyle görevlerini sürdürüyorlar. Bu zorlu görevde kadınlarımız nasıl görev yapıyor? Hemen bir efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş neler geldik. Söyleyeceksiniz? Hatice Kandemir, Türkiye Kadın Korucular Başkanıyım. Bizler Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 768'e yakın bayan korucu olarak devlet savunmasında, vatan savunmasında, terörle mücadelede görevimizi icra ediyoruz. Vatanımıza layık olacak bir şekilde icra etmekteyiz.
Evet. Yine sizler de bu vatan için can vermeye hazırsınız. Kesinlikle. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Gördüğünüz gibi bu alanda güvenlik koruyucularımız görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Onların her birinin kahraman olduğunu söyleyebilirim. İşte kahramanlarımız bu yüksek tepede nöbetini tutmaya devam ediyorlar. Hemen bir kadın koruyucumuza daha merhaba diyelim. Efendim böyle dönersek merhabalar, hayırlı merhaba, görevler, neler söyleyeceksiniz? Çok sağ olun. 10 yıldır güvenlik koruyucusuyum. Severek bu mesleği yapıyoruz. Vatan uğrunda siz de buradasınız. Evet. Kanımızın son damlasına kadar biz bu yolumuza baş koymuşuz. Şehit çocuğusunuz. Evet, şehit çocuğuyum. Evet. Evet. Kaç yıldır bu görevi yapıyorsunuz? 10 yıldır bu görevi yapıyorum. Severek bu görevi yapıyoruz. İşte kanımız da canımız da bu devletimiz için sonuna kadar varız. Peki, teşekkür ederiz. Onlar kararlı. Vatan savunmasında Mehmetçiğimizle yine erkek meslektaşlarıyla birlikte görevlerine devam ediyorlar. Hemen şurada bir kadın koruyucumuz daha var. Görev başında efendim. Hayırlı görevler. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Ben de şehit kızıyım. Hülya Kandemir. 3 yıldır bu görevi yapıyorum. Ben de diğer meslektaşlarım gibi vatan uğruna bu yolda her zaman canımı vermeye hazırım. Diğer devletlerimizle beraber her zaman terörle mücadelede savaşmaya canımızı vermeye hazırız. Teröristler korksun mu sizden? Tabii ki korksun. Her zaman. Evet. Teşekkür ederim efendim. Şöyle hemen... O noktada da yine bir kadın güvenlik koruyucumuz görevli. Onlar erkek meslektaşları gibi görevlerine saatinde geliyorlar ve verilen görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorlar. Yüksek tepelerde, yalçın dağlarda görevlerini sürdürüyorlar. Tabii ki onlar korku nedir bilmeyiz diyorlar. Gözleri görev alanlarında, kulakları ise komutanlarında. Komutanlarından gelecek bir emirle gereğini yapmaya hazırlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Ekranlara sıcak bir görüntü yansıtacağız. Şimdi Bolu'da otobanda seyreden ve o seyir halindeyken aracın birinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü ve yolcu canını zor kurtardı. O anlara dair görüntüleri paylaşalım. Ankara'dan İstanbul yönüne gidiyordu ekranlardaki yanan araç. Yeni Çağ mevkiinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hızla aracı güvenlik şeridine çekti, durdu ve içindeki yolcuyla birlikte araçtan çıktılar. O andan sonra da araç alevlere tamamen teslim oldu. Olay yerine polis ekipleri gitti. Tek yön trafiğe kapatıldı. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. O müdahale sonrasında araçtan geriye bir hurda yığını kaldı. Büyük bir facia da, görüntüler bize onu anlatıyor, ucuz atlatıldı. Hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız günde Çanakkale'den bir görüntüyü sizlerle paylaşmıştık. Bir balıkçı oltasının ucunda bir köpek balığı görmüştü. Yine Çanakkale'ye gideceğiz. Yine balıkla ilgili bir görüntüyü paylaşacağız. Bu kez bu görüntüler bize Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale'de ya da bu yıl bol bol lüfer yiyeceğimizi gösteriyor. Çünkü 11 metrelik tekneyle denize açılan bu balıkçılar 15 bin lüfer yakaladı. Balık ağları doldu taştı. Lüferleri taşımakta tekne de zorluk yaşadı. Binlerce lüfer, tayfalar ve onlara yardım eden köylüler tarafından böyle görüntülendi. Ağları sarmaksa, yani ağları balıklardan temizlemekse yaklaşık 10 saat sürdü. Bu iyi bir haber. Lüfer bolluğu olacak. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Sağlık gündeminden bir başlıkla devam edeceğiz. Geride bıraktığımız günlerde, hatta kış aylarında da diyebiliriz, maske kullanımı daha hassasiyetle yaklaştığımız bir konu olduğu için gripte daha az vaka görüldü. Ama bu yıl maske kullanımında o hassasiyet biraz azaldığı için gripte de artış var. Bir patlama hatta. Hemen çok değerli bir konuğumuz yayınımızda. Ona soracağız, bizim gözlemlerimiz doğru mu diye. Doktor Ahmet Uslu bizlerle birlikte, dahiliye uzmanı. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Hakan Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Aslında şimdi Covid mi, grip mi onu da birbirinden ayırmak zorlaştı. Bir yandan maske kullanımında hassasiyetin de azaldığını biz kendi hayatımız içinde de gözlemleyebiliyoruz. Gribe nasıl yansıdı, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir de maske konusunda bir uyarı da alabilirsek sizden. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla artık maskede de belki siz de farkındasınızdır. Bir azalma var. Sözü hemen size bırakayım hocam. Evet, çok haklısınız. Sizin de gözlemlediğiniz ve ettiğiniz gibi bu dönemlerde bu maske kullanımı ile ilgili gevşeme, sosyal mesafe kurallarına riayet azalma dolayısıyla hem COVID vakaların sayısı istenilen düzeylere inmiyor hem de yine solunum yoluyla ulaşan enfeksiyonların bir soğuk algınlığı gibi giderek sayısı artmakta. Klinik olarak tanı koymak oraya tepmek bazen zor olabilir. Ben her tarla söylüyorum. Üst solunum yolu enfeksiyonları soğuk algınlığı verip genellikle bizde hep karıştırılır. Hapşuruk, aksırık, burun akısı, nezle, gömkeli bindirildiği gibi. Bunlar daha çok soğuk algınlığı ya da alerjik sebeplerle ilişki olabilir bu mevsim geçişleriyle ilgili. Ama gerek gripte gerek koronada ise en belirgin özellik kas ağrıları, yüksek ateş gibi semptomların ön planda olması. Ama bizi en çok korkutan bu korona salgının içinde çok kolay bir şekilde akciğerlere inerek ağır zatürreye neden olarak ölümlere vesile olması. Bu anlamda vatandaşlarımızın kendi üzerlerine düşen en önemli görev belki de sorumluluk hem kendi hayatları hem sevdikleri açısından aşıları olsa bile mesafe kurallarına, hijyen kurallarına ve özellikle maske kullanımına riayet etmeleri. Nihayetinde okullar açıldı, tekrar kapanmalar gelmesini hiçbirimiz istemiyoruz. Hem eğitiminden geri kalmaması açısından hem sosyal hayatın hem ekonomik hayatın devamı açısından. Ama biz sağlıkçı olarak ben üstüne basarak bunların olmaması için mesafe kurallarına ve maske kullanma konusundaki hassasiyete dikkat çekmek istiyorum. Nihayetinde havalar soğuyor ve bu dönem dahilinde geçen sene bu sosyal mesafe kurallarına riayetten dolayı grip görmemiş olsak da grip vakaları giderek artacak. Tereddütleri olduğu takdirde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, testlerini ihtiyaç halinde yaptırmalarını rica ediyorum. Çünkü bu hem sevdiklerinizin hem kendinizin hayatı açısından oldukça önemli. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Dahiliye uzmanı Doktor Ahmet Uslu bizlerle birlikteydi. Önerileriniz, mesajlarınız çok kıymetli. Özellikle 15 Ekim tarihinin altını çiziyorsunuz griple ilgili. Sağ olun, var olun hocam. Devam edeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 yıl önce bugün annesini, Denzil Erdoğan'ı kaybetmişti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlamıştı Başkan Erdoğan. Her anne sözcüğünü duyduğunda da duygularına hakim olamadı. Gözleri de dolmuştu. Halkın oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. Üstlendiği sorumluluğu hiçbir zaman yük olarak görmedi. Bu ülkeye hizmet etmek için durdurak bilmeden çalıştı. Yapılacak çok iş var diyerek çıktığı bu yolda ailesine dahi vakit ayıramadı. Anneler bizim her şeyimiz. Ve cennet annelerin ayakları altında, babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir. Biz öyle annelerimize değer veririz, annelerimizi öyle severiz. Kaybettiği annesinin hasreti ise hiç dinmedi. 10 yıl önce annesi Tenzile Erdoğan'ı ebediyete uğurlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her anne sözcüğünü duyduğunda gözleri doldu. O özlemi Ahmet Kaya'nın Şafak türküsüyle bağdaştırmıştı Erdoğan. Duygularını şu sözlerle anlatmıştı. Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman
Ahmet Kaya'nın bu Şafak türküsünü dinlerim. Dinlediğim zaman çok duygulanırım. Hemen annemle adeta haşır neşir olmaya başlarım. Çok duyguluydum. Tenzile Erdoğan, çevresinde sevilen ve sayılan bir kişi olarak tanınırdı. Deniz işletmelerinde kaptan olan Ahmet Erdoğan'la 1953 yılında Rize'de tanışmıştı. Birlikte hayatı paylaşan çift, 54 yıl önce Rize'den İstanbul'a geldi. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kasımpaşa'ya yerleştiler. Tenzile ve Ahmet çiftinin 4'ü erkek, 1'i kız, 5 çocukları oldu. Onlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Mesele bu. Tenzile Erdoğan, okulda, futbol sahalarında, parti gençlik kollarında, panel ve münazaralarda ya yapımcı ya da katılımcı olarak yer alan oğlunu her fırsatta destekledi. Erdoğan'ın o sancılı gençlik yıllarında ülke çalkantılı bir dönemdeydi. Her köşe başından silah sesleri yükselir, evden çıkan sağ salim dönebilecek mi endişesi kaplardı yürekleri. O günlerde Kasımpaşa'daki Arda Apartmanı'nın bir penceresinde ışık sabaha kadar açık kalırdı. Tenzile Erdoğan, aralık perdeden oğlu Recep Tayyip geliyor mu diye sokağa kolaçan ederdi. Dilinden eksiltmediği dualarla gözünü kırpmadan sabaha getirirdi. Anneler bizim her şeyimiz ve cennet annelerin ayakları altında, babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir. Biz öyle annelerimize değer veririz, annelerimizi öyle severiz. Oğlunun siyasete atıldığı günden, başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar gölge gibi arkasındaydı. Zaman zaman birlikte açılışlara da katıldı. Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı, milletvekilliği, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı sırasında annesini hiç unutmadı. Tenzile Erdoğan, 10 yıl önce takvimler 7 Ekim 2011'i gösterdiğinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan ve annesinden geriye anneler gününde çekilmiş bu görüntüler kaldı. Ajans bugün de şimdi ara zamanı, çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızdayız. Lütfen ayrılmayın. Ajans bugün aranın ardından devam ediyor. Özellikle büyük takımlarda geçmiş yıllarda oynayan futbolcuların formaları. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş gibi o kulüplerde oynayan futbolcuların imzalı ya da imzasız eski formaları internet üzerinden satışa çıkarılıyor. Büyük de bir rağbet var. Hatta o formaların fiyatı 1 milyon lirayı bile aşabiliyor zaman zaman. Özel formaları internet üzerinden satışa çıkardılar. Kimi milyon, kimi ise yüz binlerce lira para istedi. Tabii bu durum birçok sporseverin dikkatini çekti. 200 civarında görüntülenme vardı bu sabah en son baktığımda. Yani bazı mesajlar yazılıyor tabii de. Teklifler var ama yani o fiyata yaklaşan yok henüz. Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip imzaladığı formanın satış fiyatı 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. Ben formaların bu fiyatta satıldığını bilmiyordum. Görünce hani ben de koydum. Şu an için arayan, mesaj atan yok. İstanbul Küçükçekmece'deki ilanı arıyoruz. Galatasaray forması ve değeri 550 bin lira. Formayı almak isteyen alıyor mu sizden bu fiyata? Yani 100 bin liraya kadar veren var. Bir anısı var, bir hatırası var. Fenerbahçe 5-1, Galatasaray'ın 5-1 yendiği maçta giyilmiş forma o. Hı hı. Final maçında, Türkiye Kupası finalinde. Onlar da diyorlar ki biraz yüksek değil mi? Ya belki 150 bin lira teklif veren olursa satabilirim yani. Kobe Bryant'ın imzaladığı forma bile 1 milyon 200 bin liraya satıyorlar. Gerçekten ben de Galatasaray taraftarı olarak... Yani bu formayla gurur duydum. Ve bu sporcu, basketçi Kobe'nin bu formayı giymesi de bizi gururlandırdı. Ben fanatik bir Galatasaraylıyım. Yani ben alırdım. 1 milyon 200 bin TL çok fazla bir miktar olduğunu düşünüyorum. Hayır, satın almazdım. 10 yerine bir yatırım yapılabilir. Galatasaray armasının olduğu her formaya
para aslında paha biçilmez ama yine de bir paha biçmişler. Peki o kadar paranız olsaydı alır mıydınız? Yok, gene almazdım. Yine de almazdım. Tabii sadece o forma değil. İlandaki diğer formalar da alıcılarını bekliyor. Yurt dışında araştırdık, fiyatlara baktık. Yani 100 bin euro, 200 bin dolar gibi şeylere satıldığını gördük. Koleksiyonunu yapan kişilerle yazışmıştım pandemiden önce. Yani onu da yurt dışına formayı çıkarmak çok zor. Durum bu. Şimdilik burada böyle bir ilan açtık ama yani değer siz de hak verirsiniz ki çok maksimum bir değer. Yani sanmıyorum Türkiye'de bu miktara satılacağını. 650 bin lira yazdığınız formayı en son ne kadara bırakacaksınız? Ben sadece oradaki fiyatları bir örnek alıp ortalama hani ne yazmışlar, hangi imzalar var diye görüp o fiyatı koydum. 300 bin liralar, 400 bin liralar teklif eden olursa vereceğim muhtemelen yani. Brezilya'ya gideceğiz. Çok ilginç, çok renkli bir doğa olayını sizlerle paylaşacağız. São Paulo'da kum fırtınası çıktı ve gökyüzü turuncuya boyandı. Kum fırtınası şehri kapladı, gökyüzü turuncuya döndü. Ortaya ise bu görüntüler çıktı. Görüntüler Brezilya'dan. São Paulo kentinin çeşitli bölgelerinde etkili olan kum fırtınası, gökyüzünü ve sokakları kapladı, 20 dakikaya yakın sürdü. Güçlü rüzgarlar birçok evin çatısına hasar verdi, bazı ağaçları devirdi. Kum fırtınasını görüntülemeye çalışan bir kameramanın güçlü rüzgar karşısındaki zor anlarıysa kameraya böyle yansıdı. Brezilya'da mevsimin ilk yağmurlarının gelmesinden sonra şiddetli rüzgarların görülmesinin yaygın olduğu, fakat bölgedeki kuraklığın kum fırtınasının tesirini daha da güçlendirmiş olabileceği belirtildi. Rüzgar çok kuvvetliydi. Ardından daha soğuk ve kuvvetli bir rüzgar başladı. Ağaçlar devrildi, çatı kiremitlerim kırıldı. Fırtına her şeyi uçurdu. Şehri kumla kaplayan güçlü fırtınada can kaybı bildirilmedi. Ajans bugün de bir saati yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Önemli gelişmeleri paylaştık sizinle. Yeni saate de başlarken o önemli gelişmelerden bir başlık manşete taşınmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme. Bir telefon görüşmesiydi. Detayları aktarmak için bir kez daha AK Parti Genel Merkezi'ne gideceğiz. Bu esnada bir de elbette Başkan Erdoğan'ın il başkanlarına yapacağı konuşmayı bekliyoruz. Lami Ayhan da bir kez daha detayları aktarmak için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü Ankara'ya Lami Ayhan'a bırakalım. Evet, Aktan Uysal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gün boyu mesaisine burada AK Parti Genel Merkezi'nde devam edecek ama öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 69. yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü telefonda kutladı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. İki lider arasındaki telefon görüşmesi önemliydi. Elbette ki ikili konular Türkiye-Rusya ilişkileri ve bunun yanı sıra bölgesel konularında ele alındığını ifade edelim. Bu telefon görüşmesinde öncelikli olarak kuşkusuz Suriye başlığının, yine Afganistan başlığının ve iki ülke ilişkilerinin öne çıktığı bir telefon görüşmesiydi ama Rusya Devlet Başkanı Putin'in de doğum gününü Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu telefon görüşmesinde kutladı. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilerleyen dakikalarda burada genişletilmiş il başkanları toplantısında il başkanlarına ve teşkilata hitap edecek ki önemli mesajlar vermesini de bekliyoruz. Zira dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin ilk grup toplantısında, yeni dönemin ilk grup toplantısında verdiği mesajlar önemliydi. Özellikle yeni anayasa mesajı vermişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. İşte teşkilatlara bugün burada il başkanlarına vereceği mesajlarda kuşkusuz dikkat çekici olacak ve gün boyu programı da burada AK Parti Genel Merkezi'nde devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Aktan Uysal. Lami Ayhan'a teşekkür ediyoruz. Bir gözümüz artık Ankara'da ve Başkan Erdoğan'ın yapacağı o açıklamalarda bu saat içerisinde. O açıklamaları yapmasını bekliyoruz. Canlı olarak da ekranlara getireceğiz ama o açıklamalara değin. Gündemdeki diğer başlıkları hatırlatmayı sürdürelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları ile ilgili özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde Metina'da gerçekleştirilen operasyonda iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Detaylarına bakalım. Bu önemli gelişmenin geride bıraktığımız dakikalarda son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Ayrıntılar da ulaştı elimize. Operasyon Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Metina'da düzenlenen o operasyonda iki PKK-KCK mensubu daha etkisiz hale getirildi. Son dönemde özellikle sınırlarımızın ötesinde düzenlenen bu nokta operasyonlarda büyük başarı sağlanıyor. O başarılı operasyonlarından birine daha imza attı Milli İstihbarat Teşkilatı. Meclis açıldı, genel kurul çalışmaları başladı. Dün partilerin grup toplantılarında AK Parti grubunda Başkan Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Ama şimdi sizi genel kurula götüreceğim. Öğrenci yurdu tartışması vardı genel kurulda. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri de karşı karşıya geldi. Hani yurt sorununu genel başkanınız bir yılda çözeceğim diyordu ya. Bu ülkenin gençlerini bu hale getirmekte. Dönsün de İstanbul Belediyesi'ne baksın, Muğla Belediyesi'ne baksın, Eskişehir Belediyesi'ne baksın. Bildiğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Arkadaşlar müsaade misiniz? Bakın Sayın Grup Başkan Vekili ayakta bekliyor. Yeni yasama yılının ilk toplantısında tansiyon yükseldi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Buradan yalanla, iftiralarla AK Parti'yi karalayamazsınız. İşiniz gücünüz yalan, işiniz gücünüz iftira. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, muhalefetin öğrenci yurtları ile ilgili iddialarına sert tepki gösterdi. AK Parti iktidarları döneminde yurt sayısının 190'dan 778'e çıktığını hatırlatan Maviş, bu yıl başvuru yapan üniversite öğrencilerinin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini dile getirdi. Meclis kürsüsünden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Evet, biz bütün bunları yaparken siz Eskişehir'de belediye başkanınız eliyle Yunus Emre yurdunun yapımını durdurdunuz. Biraz önce Muğla'dan bahsetti arkadaşım, gitsin görsün. Muğla'da belediye başkanınız 4000 kapasiteli yurdun 2 yıldır foseptiğini bağlamıyor. Beşiktaş'ta Abdülpekçi yurdunun yapımını belediye başkanınız engelledi. Otlu yurduna Çankaya belediyeniz mühür vurdu. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi olarak bizim temenni attığımız, inşaatına başladığımız Küçükçekmece ve Bağcılar'daki yurtları 2,5 yıldır çürümeye terk ettiniz. Kılıçdaroğlu'nun KHK'larla ilgili vaatleri de tartışmalara neden oldu. FETÖ şu anda CHP'nin üst aklı, üst aklı. CHP şu anda FETÖ tarafından yönetiliyor. Siz kanun hükmünde kararnameyle devlete, millete meydan okuyan FETÖ'yü affedeceğinizi ifade ediyorsunuz. Genel başkanınız bunu ifade ediyor açık ve seçik olarak. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise CHP'ye Atatürk eleştirisinde bulundu. Bakın HDP her defasında çıkıyor Mustafa Kemal Atatürk'e adeta katil yaftası yapıştırırken kalkıp bunlarla alakalı olarak tek kelam etmediğiniz bir ortamda çıkın önce Dersim'i anlatın, çıkın önce Şeyh Said isyanını anlatın, çıkın önce Koçgiri isyanını HDP'ye anlatın, bir aranızda anlaşmaya bakın bakalım. Türkiye son dönemde özellikle denizlerde çalışmalarını sürdürüyor. Önemli bir görüntüyü ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimizden biri de Yavuz'du ve Yavuz gemimizde Haydarpaşa Limanı'ndan ayrıldı. Gemi doğalgaz aramalarına katılmak üzere Karadeniz'e doğru açılmış durumda. Hatırlayacaksınız, Karadeniz'de de Türkiye çalışmalarda doğalgaz bulmuştu. Yavuz sondaj gemisi de boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı. Hazır hale getirildi çünkü o kulesiyle birlikte köprülerden geçişi bir hayli zordu. Hazırlıkları tamamladı Yavuz gemisi ve Fatih ve Kanuni'nin sondaj test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de onların yanına, onlara destek olmak için yola çıktı. Karadeniz'de devam eden sondajlarda son bir yılda, hemen onu da hatırlatalım, toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfine imza atmıştı gemilerimiz. Bir kez daha yolu açık olsun diyelim Yavuz gemimizin. Sıcak gelişme içinde hemen Adana'ya gidelim. Adana'da Çukurova ilçesinde birbirine yakın bölgelerde orman yangını çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Ekipler ormanlık alandan ayrılan motosikletli bir şüpheliyi durdurmak istedi. Kaçan şüpheli yarım şişe benzin ve kibritle ele geçirildi. Hemen detaylarını ekranlara getirelim. İşte güvenlik kameralarına da yansıyan görüntü. Polis ilçede birbirine yakın bölgelerde orman yangını çıkması üzerine şüphelendi ve soruşturma başlattı. Bölgede devriye gezen polis bir yandan da çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bir görüntü dikkatlerini çekti açıkçası. O görüntü ekranlara yansıyacak. 4 Ekim'de
3 farklı noktada yangın çıkmasının ardından operasyon içinde düğmeye basıldığı ekip ormanlık alandan ayrılan motosikletli bir şüpheliyi de durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca ile yakalandı. Zanlının motosikletinde yarım şişe benzin, kibrit ve 620 euro ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İBB ve Adalar Belediyesi zabıta ekipleri 10 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen TÜGVA Adalar ilçe binasını basmıştı. TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan zorla gasp etmiş ve İBB'ye bağlı zabıta bir polis memurunu yaralamıştı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu vakfın binasındaki yaşananları kanalımıza A Haber'e anlattı. Eminoğlu, tahliye kararı nerede? İstanbul gençliğine bunu açıklayın dedi. İBB zabıtaları TÜGVA binasını işgal etmiş, zorbalık çıkarıp polise saldırmıştı. TÜGVA Adalar ilçe binasının 10 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bina basıldı. Adalar ilçe gençlik merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış. Vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştü. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akbolat ve ekibi Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Temsilciliği binasına geldi. Kira sözleşmesi devam etmesine ve mahkeme kararına rağmen vakfın binasını basmış İBB'ye bağlı zabıtalar da vakfa ait tüm eşyaları hukuka aykırı olarak zorla el koymuştu. Baskın sırasında İBB zabıtalarının saldırısına uğrayan bir polis memuru ise o harbede de karnından yaralanmıştı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu o sabah vakfın binasındaki yaşananları A Haber'e anlattı. Adalardaki CHP ilçe yönetimi ve yine CHP'li İBB Belediyesi'nin zabıtaları vakfımıza tabiri caizse 2021 yılında yani 3. Dünya ülkelerinde dahi görülmeyecek bir manzara ile birlikte vakıf kapılarının kilitleri değiştiriliyor. Gasp, vandallık, zorbalık adına ne dersek diyelim. İçeri giriyorlar. Bütün eşyaları tabiri caizse talan ediyorlar. Böyle bir zorbalıkla, böyle bir gasp yöntemiyle bizi oradan uzaklaştırmaya çalıştılar. Tahliye kararına dair ellerinde hiçbir resmi belge olmadığını söyleyen Eminoğlu, TÜGVA'nın işletmesinin üçüncü kişilere kiralanmadığının da altını çizdi. Herhangi bir tahliye kararı ile ilgili bir belge, bir bilgi şu ana kadar kesinlikle paylaşamadılar. Üçüncü şahıslara kiraladığımızla ilgili, deminki biraz önce tahliye kararındaki gibi bir belge, bir bilgi, herhangi bir not vesaire resmi veya gayri resmi bir şey açıkladıkları takdirde biz özür dileyeceğimizi ifade ediyoruz. Ve kesinlikle böyle bir belge de yok. Üçüncü şahıslarla alakalı kiralanma kesinlikle ve kesinlikle altını çizerek ifade ediyorum. Böyle bir çalışma yok. Eğer görmek istiyorlarsa arşivlerimize bakabilirler. Biz orada çocuklarımıza, gençlerimize temel başta dini bilgiler ve eğitimler olmak üzere sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle ilgili çalışmaları oralarda sürdürdük. Yaşanan olaya ilişkin manipülasyon yapmak isteyen İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından TÜGVA'nın işletmeyi üçüncü kişilere kiraladığını iddia etmiş ve fotoğraflar paylaşmıştı. TÜGVA mütevelli heyeti üyesi Emre Atilla yaptığı bir paylaşımda Ongun'un yalanını ifşa etti. Paylaşımda TÜGVA'lı 6 arkadaşımız CHP'li İBB zabıtası tarafından darp edilmeye çalışılmış, bir arkadaşımız yaralanmıştır. Bir polis memuru da zabıtaların saldırısı sonucu yaralanmıştır. Zabıtalar CHP'nin militanı mıdır yoksa belediye çalışanı mıdır Murat Bey? Darp raporu da burada ifadelerini kullandı. Bir önemli gelişmeyle devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı evlilik öncesi tüm çiftlere ücretsiz SMA testi programını başlattı. Şimdi konuyu değerlendireceğiz. Oldukça önemli bir konu. Hemen İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Sefer Ayça bizi bekliyor. Sefer Ayça kolaylıklar dileyelim. Evlenme hazırlığında olan herkesi de çok yakından ilgilendiren bir süreç. Konuğun da var. Hemen konuğunla birlikte sözü sana bırakalım. Teşekkürler Aktun Hüseyin. Evet, Türkiye'de SMA hastalarına destek Avrupa standartlarına aynı uygulanıyor. Şimdi yeni bir destek geldi. SMA testleri bundan sonra taraması ücretsiz yapılacak. Peki konuma soralım, bu testin yararı ne olacak? Ondan da dinleyelim.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ölümlü bir, olumlu bir gelişme. Öncelikle SMA hakkında birazcık bilgi vereyim ben size. SMA genetik geçişli bir hastalık. Anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olması durumunda ortaya çıkıyor. Türkiye'de diğer ülkelere göre biraz daha fazla, çünkü bizde akraba evliliği çok daha fazla biliyorsunuz. Yılda ortalama 170 ila 300 civarında hasta bebek doğuyor. Hastalık ne kadar erken ortaya çıkarsa o kadar ciddi ve sıkıntılı seyrediyor. Bu hastalıkta problem ne? Sinir hücrelerinde ölüm söz konusu. Ciddi bir hasar ortaya çıkıyor yavaş yavaş ve çocuk ya da daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabiliyor nadiren. Çocuklarda çok hızlı bir şekilde kas aktivitesi bozuluyor. Yani çocuk yürüyemiyor, koşamıyor, normal hiçbir aktivitesini yapamıyor. Hatta ilerleyen dönemlerde solunum fonksiyonu bile etkileniyor. Şimdi bu hastalıktaki problemimiz şu. Genetik geçişli bir hastalık olduğu için tedavimiz mümkün değil. Evet, bazı ilaçlar var. Bütün dünyada bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ancak bu ilaçların kesin olarak etkinliği belirlenmemiş henüz. Yan etkileri nedir, etkisi nedir, ne düzeydedir? Bilimsel olarak çok ciddi düzeyde açıklığa kavuşmamış. Ancak tabii ki kullanılan bazı ilaçlar var. Şimdi bu testin yararı ne olacak? Seyircilerimiz bunu merak ediyor. Bu testin yararı ne olacak? Bu test çok önemli. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de diğer ülkelere göre biraz daha fazla görülüyor bu hastalık. Ve hastalık ortaya çıktıktan sonra, yani bebek doğduktan sonra yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Evet. Ama evlilik öncesi bu test yapılırsa ve taşıyıcı anne baba tespit edilirse, bu durumda hamile kalındığında çocuğun hasta olup olmadığının belirlenmesi ihtimali doğacak. Evet. Çünkü anne baba taşıyıcı olduğunda klinik olarak hiçbir belirti vermiyor. Hiçbir belirti vermiyor genel olarak. Dolayısıyla hiç haberi olmadan taşıyıcı anne baba evlenip hasta bir bebek dünyaya getirebiliyorlar. Ama öncesinde bu test yapılabilirse hasta bebeklerin doğması engellenecek, sağlıklı bebekler doğacak. Çok teşekkür ederiz. Evet, konuğumuz da belirtti. İşte testin yararını söyledi. Daha öncekindeki test hasta bebeklerin doğmasını engelleyecek dedi. Diyelim, sözü tekrardan sana bırakalım. Biz de sözü İzmir'den alalım, Ankara'ya bırakalım. Çünkü kürsüde artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan var. AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli açıklamalar yapacak. Sözü Başkan Erdoğan'a bırakıyoruz. Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önceki gün genel merkezimizde merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimizle oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı yaptık. Bugün de siz il başkanlarımız ve teşkilat kademelerimizin diğer mensuplarıyla birlikteyiz. Salgın döneminde ara vermek veya uzaktan canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldığımız il ziyaretlerimizi bir süre önce tekrar başlattık. Son olarak Kırşehir ve Mersin'e gitmiştik. İnşallah cumartesi günü de Adana'nın misafiri olacağız. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde hem vatandaşlarımızla ve teşkilatlarımızla bir araya geliyor, hem de çok sayıda eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Ayrıca her şehrimizde gençlerimizle bir araya geldiğimiz özel programlar tertip ediyoruz. Yaptığımız toplu açılış törenlerinde kamu projeleri yanında özel sektörümüzün yatırımları da yer alıyor. Nitekim Adana'da da milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının temel atma ve tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacağız. Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye olarak
üretim çarklarını hiç durdurmayarak, yatırımları teşvik ederek, istihdamı koruyarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık. Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken bizim büyümeye devam etmemiz bu gerçeğin en somut ifadesidir. Küresel üretim, tedarik, lojistik ve perakende kanallarında ciddi bir tıkanıklığın yaşandığı son dönemde de ülkemizde herhangi bir aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı tekrar ortaya koyduk. Her krizin fırsatları da beraberinde getirdiği inancıyla dünyayı kasıp kavuran salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Hamdolsun sanayicisiyle, ihracatçısıyla, ticaret erbabıyla, esnaf ve sanatkarıyla, hülasa tüm kesimleriyle, milletimizin de bu kalkınma hamlesine sıkı sıkıya sahip çıktığını görüyoruz. Pek çok şehrimizde yeni organize sanayi bölgelerinin kuruluşundan kapasite büyütme gayretlerine kadar nice güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Bu yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki ciddi büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor. Tabii birileri biz ne yaparsak yapalım, ülkemiz hangi güzel haberlerle sevinirse sevinsin, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun, felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz. Esasen hayatlarında bir defa bile milletle hasbi muhabbet etmemiş devlet yönetmek nedir? Uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür bilmeyen, herhangi bir eserleri ve hizmetleri olmayan bu çarpık zihniyetlilerin kestikleri ahkamların cehaletlerini ortaya sermekten öte bir kıymeti yoktur. Ama doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış gerçeğini de unutmamalıyız. Bizim söylenir söylenmez hakikat denizinde boğmadığımız her yalanın bir süre sonra büyüyüp ayağımıza dolaşması kaçınılmazdır. Hamdolsun milletimize yaptığımız hizmetleri anlatmak için elimizde günlerce, haftalarca, aylarca kullansak bitmeyecek kadar malzeme vardır. Genel merkezimizin, cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın, belediyelerimizin ürettikleri bu malzemeleri her fırsatta kullanmalı, milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız. Bizim insanımız sürekli mavra yapanı, desteksiz atıp tutanı, yalanı gerçek ciddiyetiyle söyleyerek kendine güldüreni istihza ile de olsa bir süre takip eder. Ama günün sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır. Biz eser ve hizmet siyasetinin gereğini yerine getirirken milletimize özellikle bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzünü hatırlatmaktan da geri durmayacağız. Değerli kardeşlerim, dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa tartışmaları ile ilgili tutarsızlıklarını bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğunu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız. Doktorların işine de karışmayız. Ama ortada hem CHP hem de
ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde? Dünya ne alemde? Görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor, benzin. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere, Almanya'sı, İngiltere'si şu anda akaryakıtta adeta müflis durumda. Hepsini geçtik. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz. Enerji fiyatlarını etkileyecek uluslararası kontratları ülkemiz lehine en yüksek avantajları sağlayacak şekilde yapmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Dünyada emtia fiyatları başta olmak üzere maliyetleri etkileyen her şeyin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedik düzeyde arttığı bir süreçte biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Ülkenin de dünyanın da özellikle gerçeklerinden bir haber olanların kürsüden söyledikleri sözlerin ne bu tabloya bir faydası ne de herhangi bir anlamı vardır. Onlar konuşur. Biz hizmet ederiz. Eser üretiriz. Sorun çözeriz. Yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız. Dünyada ve ülkemizde yaşanan her şeyin gayet iyi farkındayız ve adımlarımızı da ona göre atıyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz haftalarda sözleşmeleri yenilenen işçilerimizin ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Hamdolsun memurumuz da işçimiz de bu toplu sözleşmelerden sonra halden memnun. Enflasyonun %20'nin altında olduğu bir dönemde ortalama %30'lar düzeyinde yaptığımız artışlarla çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu çok açıkça ortaya koydu. Tabii belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz bu ücret artışlarını görmelerini, anlamalarını, takdir etmelerini beklemiyoruz. Ama hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri örnek göstererek ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Dünyada uyuşturucuyla mücadelesi referans alınan cezaevlerinde en çok uyuşturucu suçundan tutuklu ve hükümlüsü bulunan bir ülkede hala bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu da açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek çiftçiye, işçiye, emekliye, esnafa, iş adamına, velhasıl toplumun her kesimine hakaret ederek iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu, memurları tahrik etmek için
diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. Memur sendikalarıyla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz. Böylece verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturmaya başlayan yine biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz. Öyleyse bu zat hala neyi konuşup duruyor? Doğrusu ben bunu bilmiyorum. Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi hızını alamayıp ülkemizde en çok destek verdiğimiz kesimlerden biri olan çiftçilerimize de bulaşmış. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Bu şahıs ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla güya kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinin çok gerisine düşüreceğinden bile haberi yok. O derece şuursuz durumda. Yapacağız, edeceğiz dediği şeylerin çok daha fazlasının uygulanmakta olduğunu çiftçimiz zaten biliyor. Türkiye'de tarımı stratejik bir sektör olarak belirleyip gerçekten büyük yatırımlar ve desteklerle bugünkü seviyesine biz getirdik. Her türlü desteği biz çiftçimize verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Ülkemizde tarımsal hasılasını geçen yıl 337 milyar liraya, tarım ihracatını da 20 milyar dolara çıkararak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine biz ulaştırdık. Sadece bu yıl için verdiğimiz ve vereceğimiz tarım desteklerinin tutarı 24 milyar lirayı buluyor. Ham maddeleri uluslararası piyasalardan temin edildiği için küresel fiyatlamaya tabi gübrenin maliyeti %187 artarken biz bunu 1/3 azaltarak ülkemize yansıttık. Gübre desteklerini 2 kat artırarak, alternatif gübrelerin kullanımına ek destek vererek çiftçimizi biz koruduk. Et, süt ve yem üreticilerimizin fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmelerini sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisimizi devreye soktuk. Tüm bu gayretlerimiz sayesinde Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil pek çok devletin gıda arz güvenliği konusunda endişe yaşadığı bir dönemde gayet rahat bir şekilde geleceğine bakabilmektedir. Sadece tarımda değil, hangi alana el atarsanız atın, benzer tablolarla karşılaşacaksınız. Ha, bu demek değil ki ülkemizde hiçbir sorun yok. Her şey güllük gülistanlık. Yok böyle bir şey. Tabii ki sıkıntılarımız da var. Ama bunların neler olduğunu da, hangi sebeplerden kaynaklandığını da, nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz, biz. Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her bir bireyin emrine vermek için hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve en kısa sürede gerçekleştireceğimiz pek çok proje bulunuyor. İnşallah bunları önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda birer birer milletimizle paylaşacak, uygulamaya geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, özellikle karşımızdaki tablo 2023'e yaklaştıkça partimize ve hükümetimize yönelik saldırıların, yalan ve iftira kampanyalarının artarak süreceğini gösteriyor. Biz hayatı boyunca iftira ile ve yalanla mücadele etmiş, her başarısını büyük mücadeleyle kazanmış bir siyasi hareketten geliyoruz. Ülkemizin zor bir dönemi olan 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını biz CHP'den alarak bunlara rağmen kazandık.
siyasi ve ekonomik çöküntünün zirvede olduğu 2002'de iktidara bunlara rağmen geldik. Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe teşebbüsleriyle, siyasi, sosyal ve ekonomik nice tuzakla bunlara rağmen başa çıktık. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığımız her adımı bunlara rağmen neticelendirdik. İnşallah 2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak mecliste ve cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi de bunlara rağmen başaracağız. Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak, bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen, bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler. Gözü de, gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. Ama bunu yaparken asla kendimizi onların seviyesine de düşürmeyeceğiz. Bizim tek sorumlu olduğumuz merci milletimizdir. Bugüne kadar elde ettiğimiz her başarıyı, kazandığımız her mücadeleyi milletimizin desteğine borçluyuz. İktidara geldiğimiz günden beri karşımıza çıkan her engeli yıkıp geçmemizi sağlayan, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduran, bölgesel ve küresel tüm güç odaklarını hizaya getiren milletin gücünün üstünde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Bundan sonra da hedeflerimize yine milletimizle birlikte yol yürüyerek, milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirerek ulaşabiliriz. Nice büyük badirelerin üstesinden nasıl Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle gelmişsek, bugün önümüzde duran sorunları da aynı şekilde aşacağımızdan zerre kadar şüphemiz yok. İşte bu ekip burada. İl başkanlarımız, ana kademe, gençlik kolları, il genel meclis başkan üyeleri, tüm belediye başkanlarımız, çok yoğun çalışacağız. Durmak yok. İşe rehavet girmemesi gerekir. İşte bunun için her fırsatta teşkilatlarımızın tüm unsurlarıyla sahada olmaları, dokunmadık ve kazanmadık gönül bırakmamaları gerektiğini söylüyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bizim için 2023 sadece daha büyük hedeflere doğru sürecek yolculuğumuzun yeni bir başlangıç noktası anlamı taşır. Benim sizden istediğim şudur. Değerli kardeşlerim, şu gönüllere vurmak, şu gönüllere dokunmak bizim en büyük kazanımımız olacaktır. Hep söylüyorum ya, bize gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ordusuyuz. Ve tevazu ordusu olarak bu yolculuğa devam edeceğiz. AK Parti'nin 20 yıllık geçmişinde bunun aksi hiç olmadı. İnşallah bu defa da olmayacak. Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla bugüne kadar bizi hiç yolda bırakmayan, hep sorumluluklarını yerine getiren teşkilatlarımıza güveniyorum. Emekleriniz ve gayretleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, hitaplarından dolayı AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim.
hala ıslanan, mazlumun umudusun, sarsılmaz cesaretin. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli mesajlar verdi. O mesajlarda ekranlarınızın hemen altında son dakika bandımızda yer almaya devam ediyor. Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesine dair sözleri ve bir tarihle o sözleri paylaşması değerliydi. Ayrıntılara bakacağız ilerleyen dakikalarda. Diyelim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da yaşlılarla bir araya geldi. Dünyada gittikçe yalnızlaşan yaşlı bir nüfus olduğuna dikkat çekti Emine Erdoğan ve yaşlılık bizde tedavülden kalkmak değil, hürmet makamına oturmak demektir ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler 2050'de dünya genelinde her 6 kişiden birinin yaşlı olacağını öngörüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da yaşlılarla bir araya geldi. TÜİK verilerine göre 2015'te %8.2 olan yaşlı nüfusumuz 2020 yılında %9.5 oldu. Dolayısıyla yaşlı nüfusa yönelik doğru politikaların belirlenmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması önceliğimiz olmalıdır. Emine Erdoğan, koronavirüs salgınından en çok etkilenenlerin başında yaşlı nüfusun geldiğini söyledi. Covid-19 nedeniyle Türkiye'de huzur evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının dünya ülkelerine göre son derece düşük olduğuna dikkat çekti. Huzur evlerinde Covid-19'dan kaynaklı ölüm oranı %4'ün altında kaldı. Dünyanın başka yerlerinde ise maalesef yaşlıların kaderine terk edildiğini gördük. Ülkemizde hiçbir ayrım gözetmeden tüm nüfus gruplarına yönelik geliştirilen politikalarla büyük bir başarı sağlandı. Kırılgan grupların dışlanmadığı, bilakis öncelik haline getirildiği bu insani yaklaşımın kriz döneminde, kriz yönetiminde tüm dünya için bir ders niteliğinde olduğuna inanıyorum. Emine Erdoğan, yaşlıların mutluluğu ve toplum sağlığı için geniş ailenin önemine vurgu yaptı. Bugün dünyada gittikçe yalnızlaşan ve adeta tecrit halinde yaşayan yaşlı bir nüfus var. Yaşlılık bizde tedavülden kalkmak değil, hürmet makamına oturmak demektir. Birkaç kuşağın bir arada olduğu geniş ailelerin devamlılığı, hem yaşlıların mutluluğu hem de toplumun sağlığı için elzemdir. Çok sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Hemen Trabzon'a gideceğiz. Çünkü Kuveyt Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağında bomba ihbarı var. Uçak Trabzon'a inmiş durumda, güvenli bir alanda. Ahmet Çağlar Yıldırım da ayrıntıları aktaracak. Sözü hemen Trabzon'a Ahmet'e bırakalım. Aktan Uysal yaklaşık bir saat önce Kuveyt Hava Yolları'na ait uçak sabah saatlerinde Kuveyt'ten havalanmıştı. Trabzon'a yaklaştığı sırada bomba ihbarı yapıldı uçağa ve uçak zaten Trabzon'a geliyordu ve Trabzon Havalimanı'na indi uçak. Güvenli bir bölgeye alındı. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir şu an uçağı ekranlara taşıyor. Güvenli bir bölgeye alındı havalimanında. Önce yolcular indirildi havalimanından otobüslerle, havalimanındaki otobüslerle dış hatlar terminaline alınıyor yolcular ve uçak boşaltıldı. Şu anda uçağın içerisinde bomba araması gerçekleştiriliyor. Tabi havalimanında uçağın inmesiyle birlikte bu ihbar üzerine havalimanında gerekli güvenlik önlemleri alındı. Tabi itfaiye, ambulans ve diğer emniyet güçleri de güvenlik önlemlerini aldılar. Belirttiğimiz gibi uçak güvenli bir alana çekildi. Havalimanında önce yolcular indirildi ve ardından da uçakta bomba araması şu an itibariyle ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Evet, hemen belirtelim, uçak Kuveyt'ten Trabzon'a geliyordu. Sabah saatlerinde Kuveyt'ten kalkmıştı ve işte Trabzon'a yaklaştığı sıralarda bomba ihbarı yapıldı uçağa ve uçak Trabzon Havalimanı'na indi. Ardından güvenli bir bölgeye alındı ve şu anda da uçakta
bomba araması gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı bomba ihbarı yapılmasından dolayı Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar bir süre uçuş trafiğiyle kapatıldı ve biraz önce de yine uçuşlar Trabzon Havalimanı'na yapılmaya başlandığını belirtelim. Bu kapalı olduğu anda uçaklar, Trabzon'a gelen uçaklar Ordu, Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirilmiştir. Ama biraz önce uçakları tekrar hava trafiğine açıldı Trabzon Havalimanı. Şu anda uçakta bomba arama işlemleri gerçekleştiriliyor ve yolcular da hemen ekrana getirsin Özgür Özdemir. O yeşil otobüslere de bindirildi ve dış hatlar terminaline getirileceğini öğrendik. Orada da yolcuların kontrolleri yapılacağını öğrendik. Evet, sabah saatlerinde Trabzon'a geliyordu Kuveyt Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı ve bomba ihbarı dolayısıyla Trabzon'a yaklaştığında havalimanına indi. Güvenli bir bölgede şu an tutuluyor ve şu an içerisinde aramanın gerçekleştirildiğini, bomba aramasının gerçekleştirildiğini belirtelim. Gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı. Uçağın etrafında itfaiye olsun diğer güvenlik önlemleri de sağlanmış durumda ve bu güvenlik önlemleri altında uçakta bomba araması gerçekleştiriliyor. Yolcular ilk önce uçaktan indirildi ve daha sonra da uçakta arama işlemlerine, bomba arama işlemine geçildi. Ekipler tarafından, bomba uzmanları tarafından arama işlemleri gerçekleştiriliyor. Evet, içerisinde Arap turistlerin olduğunu da belirtelim. Kuveyt'ten gelen yolcu uçağında. Evet, bir kez daha tekrarlayalım. Kuveyt Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Kuveyt'ten sabah saatlerinde Trabzon'a gelmek için havalandı. Trabzon'a yaklaştığı sırada uçağa bomba ihbarı yapıldı. Uçak Trabzon Havalimanı'na indi ve havalimanında güvenli bir bölgeye alındı ve burada önce yolcular uçaktan indirildi teker teker ve otobüslere konularak dış hatlar terminaline götürülecekler. Orada yolcuların kontrolü gerçekleştirilecek. Tabii bagajlar da bu arada indirildiğini belirtelim uçaktan ve arama işlemi gerçekleştirilecek yolcuların. Uçakta ne yapılıyor şu an? Tüm yolcular indikten sonra güvenlik bomba arama uzmanları ve bomba arama köpekleri uçağın içerisine girdiler ve burada uçakta bomba arama işlemini gerçekleştiriyorlar. Uçak içerisinde arama işlemi şu an itibariyle devam ettiğini belirtelim. Trabzon Havalimanı bu olaydan dolayı bir süre uçuşa kapatıldı. Trabzon'a gelen diğer uçaklar Samsun ve Ordu Havalimanlarına, Ordu Giresun Havalimanı'na yönlendirildi ve biraz önce de yayına girmeden birkaç dakika önce de uçak tekrar Trabzon Havalimanı uçuşa açıldığını ifade edelim. Şu anda belirttiğimiz gibi uçak içerisinde aramalar gerçekleştiriliyor. Yolcular uçaktan indirildi ve uçak şu anda Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgede yer aldığını ifade edelim. Evet, uçaktaki arama işlemleri gerçekleştiriliyor. Yolcular uçaktan indirildi, güvenli bir yere alındı. Dış hatlar terminalinde onların da X-ray'den geçirilip araması yapılacağını öğrendik diyelim ve gelişmelerle karşınızda olacağımızı belirterek sözü tekrar size bırakalım. Haklan Uysal. Ahmet Çağlar'a teşekkür ediyoruz. Önemli bir gelişmeydi. Anlaşılan o ki arama çalışmalarında yavaş yavaş sona gelindi. Ve o korkulan ya da endişe edilen durum oluşmayacak. Ayrıntıları da paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim bir gözümüzde artık Trabzon'da. İran'dan İtalya'ya mermer taşıyan bir tır ekipleri harekete geçirdi. Yapılan aramalarda tırın kapaklarına gizlenmiş 85 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anında yaşananlar da kameralar tarafından bakın nasıl kaydedildi. İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri İran'dan İtalya'ya mermer taşıyan bir tırı şüphe üzerine kontrol noktasında durdurdu.
İçinde mermer yükü olduğu belirtilen tır X-ray'den geçtiği sırada şüpheli bir yoğunluk tespit etti ekipler. Bunun üzerine hemen kontrol bölgesine çekildi ve hassas burunlu narkotik köpeğiyle inceleme yapıldı. O incelemenin neticesinde ise ekipleri bile şaşırtan bu uyuşturuculara el konuldu. Çünkü tırın dorsesinin içerisine bu uyuşturucular yerleştirilmişti. Ancak ekiplerin dikkati sayesinde 85 kilo uyuşturucuya el konuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirlendi. Yapılan incelemede polis köpeğinin koku alamaması için uyuşturucu paketlerinin üzerine kırmızı biber döküldüğü de belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken nakliye aracına ise el konuldu. Ajans bugüne noktayı koyuyoruz ama lütfen ayrılmayın, çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından ajansla karşınızda olacağım.